Bu kadar geniş bir konuya en emin başlangıç herhalde gene kişisel tecrübeden. Ben öğrenciyken yıllar önce İngiliz Edebiyatı bölümünün iki tane alt programı vardı. Bunlardan bir tanesi tarih ve edebiyattı. Bir tanesi de karşılaştırmalı edebiyattı. Ben karşılaştırmalı edebiyat doktorası yaptığım halde beni tarih ve edebiyat programında asistan yapmışlardı. Orada ders veriyordum. Ve her şey, aşağı yukarı her şey tarih edebiyat dediğimiz vakit, düşünün ki 68-78 yıllarındayız. Yani bu dönem 68-78 arası. Tabii ki Marksist yaklaşımlar son derece önde. Ve her Lukács'ın meşhur roman tanımıyla başlardı. Roman dediğiniz sorunlu bir bireyin aşkın bir evsizlikte aşağılaşmış, aşağılanmış arayışının epiğidir. Yani elimizde sorunlu bir birey var. Bu büyük epik kahramanlar gibi bir arayış içinde ama farkında değil ki aşkınlık arayışı da aslında yersiz yurtsuzdur. Aslında aşkın bir dünya yoktur. Çünkü kapitalizmin dünyasıdır. Bu yüzden kendisi de parçalanmıştır, nörotiktir, sorunludur. Bunun da pek farkında değildir. İşte romanda bu arayışın hikayesidir. Tabii insanın aklına hemen hep Joyce'un Ulysses'inde bir bütün gün Dublin'i arşınlayan reklamcı Leopold Bloom'la onun asıl nörotik ikinci beni olan Stephen Dedalus gelirdi. Bunu Benjamin'in hikaye anlatıcısıyla tamamlardık. İşte gene kapitalist düzenin parçalanmışlığında artık bir hikayeyi bütünüyle anlatmak, bütün bir hikaye anlatmak olanaksız olduğu için bugünün hikaye anlatıcıları hem yalnızdır, hem nörotiktir, hem yabancılaşmıştır, hem de sorunludur. Yalnızca bu değil tabii. Bu derste mesela feodalizmden merkantilizme geçişte Don Quixote'u okuturduk. Nüfus hareketleriyle feodalizmin yıkılışını anlatırken edebiyattaki villain kelimesinin aslında vil, köy, vilen, köylüden geldiğini, bu köylülerin işte feodal düzenden şehre doğru gelirken yollarda soygun yaptıkları için bu vilen haydutların zamanla villain olduklarını anlatıldık. Merkantilizmden kapitalizme geçişte Robinson Crusoe'yu anlatırdık. Para ekonomisinde Goethe'nin Mephisto'sunu anlatırdık, biliyorsunuz sahte paraya boğar etrafı. Ve böyle cimri figürlerinden tabii çok hoşlanırdık. Shylock, Grande, Harpagon. Ve sonunda bütün edebiyatı ekonomik düzenden kaynaklanan çelişkileri insan yaşamını nasıl ele geçirdiği üzerinden ilerlerdik. Tabii bu çelişkilerde uzlaşmacılar var, bir de uzlaşmaz olanlar var. Uzlaşmacıların hikayeleri sıkıcıdır. Ama onların arasında da enteresanları bulunur. Bir tanesi bunlardan Carlyle'dır. Carlyle biliyorsunuz sanayi kaptanları Carlyle için çağın yeni kahramanlarıdırlar. Toplum bunlar kurtaracak. Bunlar
düze çıkaracaktır. O zaman sanayi kaptanlarını üzmemek gerekir. Ama nasıl üzmeyecek ki, işçiler de şey istiyor, ücret istiyor. Şimdi Carlyle bir bütünlüklü benlik teorisi geliştirir. Carlyle bu bakımdan eskiye aittir. Yani o bütün insan muhayyilesine aittir ve der ki böyle hırsla, istekle benliğinizi bölerseniz ancak küçülürsünüz. Daha çok ücret isterseniz, yani bir şeyi, bir sayıyı başka bir sayıya bölerseniz onu küçültürsünüz. Benliğinizi de hırs ve istekle bölerseniz onu da küçültürsünüz. Daha çok ücret isterseniz eldeki serveti bölersiniz. O zaman ne yapılacak? Hiçbir şey istemeyeceksiniz. Yani bir sayı sıfırla bölündüğü vakit infinitidir. Ve eğer siz hem benliğinizin, self'in, hem de yeni düzenin sonsuza dek gelişmesini istiyorsanız, bütün isteklerinizden vazgeçip endüstri kaptanlarına itaat edeceksiniz. Bu öneri kanalın öbür tarafında Lamartine'de yankılanır. Lamartine'de 19. yüzyılın ikinci yarısında Hizmetçi Romanları diye bir dizi roman yazmıştır. Bunların içinde işte Fiordalisa, Antonella, Le Tailleur de Pierre, bir tane daha var. Bunların içinde bir tanesi Genevieve. Genevieve bir hizmetçidir. Ve Genevieve'in duası vardır. Genevieve Allah'a şöyle yalvarır her akşam. Allah'ım beni bu insanlara ettiğim hizmet karşılığında para aldığım için affet. Ben biliyorum ki hizmet karşılıksız olmalı. Bu dünyada karşılıksız hizmet etmeliyiz ki öbür dünyada da sana karşılıksız hizmet etmenin ne olduğunu öğrenelim. Ama biz yoksuluz, fakiriz, bir lokma ekmeğe muhtacız. Onun için bağışla beni ama ben ücret karşılığında çalışıyorum. Şimdi mesela Lamartine'in bütün bir hem içeride yani hem Fransa'da hem Fransa dışındaki büyük tahayyülü tevekkül sayesinde Genevieve gibi yani içeride Genevieve gibi insanların tevekkülü sayesinde dışarıda Türklerin tevekkülü sayesinde sömürgeciliğin ve de kapitalizmin nasıl sorunsuz bir terakkiye, bir ilerlemeye yol açacağı üzerine kurulmuştur. Uzlaşmazlar elbette daha çoktur, daha ilginçtir bunlar. İlk başta Dickens'la Balzac gelir. Tabii ki Flaubert bütün 19. yüzyıl romanı bir anlamda kapitalizmin eleştirisiyle, ekonomik düzenin eleştirisiyle doludur. Ekonomiye biliyorsunuz Dickens'dan geçen bir de terim vardır, Macabrism. Macabrism, Dickens'ın hiç unutamadığı bir travması var. 12 yaşındayken okulu bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü babası hapse giriyor borç yüzünden Newgate'e. Babası John Dickens, katiyen ayağını yorganına göre uzatmayı bilmeyen bir adam. Borç içinde yaşıyor ve son an geldiği halde bu borçlarını çok rahat ödeyebileceğini düşünüyor. Sonsuz bir optimizm içinde en sonunda ödeyemiyor ve hapsi boyluyor. Ve o sırada Dickens bir fabrikada şişelere etiket yapıştırır, okuldan ayrılır. Bunu hiç unutamaz, onu okuldan almalarını hiç unutamaz. Babasına karşı bir zaafı vardır ama hayatı boyunca da ne annesini ne de babasını affeder. Borç yüzünden yaşadığı bu felaket yüzünden. Ama borç yüzünden asıl felaketi elbette Flaubert'in Madame Bovary'si yaşar. Madame Bovary ne mutsuzluğundan intihar eder. Ne de umutsuzluğundan. Madame Bovary
tefeciye borcunu ödeyemediği için intihar eder. Burada size tarih ve edebiyat derslerimizin birkaç şeyinden bahsettikten sonra konuşmacılarımızı tanıtacağım. Sayın Mustafa Özel, edebiyat ve iktisat üzerine çalışmalarını ben biliyorum. Marmara Üniversitesi'nde, Yapay Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Mustafa Özel bize hangi konuda konuşacak bilmiyorum. Şimdi siz bir konuya girdiniz. Diğerlerinden gireceğim ben de. Peki. Söz bana geçti mi hocam? Evet lütfen. Teşekkür ediyorum. Tabii kafamda bir kurgu vardı. İlk konuşmacı olsaydım oradan girecektim ama şimdi madem girildi ben de bir 17. yüzyıla gidip 21. yüzyıla gelmek istiyorum. Şöyle bir 5 dakika. Ondan sonra konuma gireyim. Şimdi 19. yüzyılın ortasından hocam iki örnek verdi. Biri Carlyle, öbürü de Lamartine. İkisinde de aslında o bütüncül klasik insanı görüyoruz. Ama yine hocamdan öğrendiğimiz Don Quixote'un Sancho'su daha 17. yüzyılın başlarında ücret kavramına uyanmış birisidir. Böyle her seferinde tabii kendisine bir cezire valiliği vaat edilmiş, aristokratik bir vaatte bulunulmuş ama ikide bir dayak yiyorlar, pestilleri çıkıyor biliyorsunuz olayları. Dönüp diyor ki patron diyor hanım evde sıkıştırıyor. Yani ekmek lazım. Yani bu cezire valiliği tamam o bir kenarda kalsın ama sen bana bir sabit ücret bağlasan biz bir yandan da maaşımızı alsak nasıl olur? Yani burada aslında daha 17. yüzyılın başında henüz kapitalistleşmemiş bir ülkede İspanya'da bence romancının bütün kabiliyeti burada geleceği öngörebilmek bu kadar erken bir zamanda aristokratik bir ilişkiden kapitalistik bir ilişkiye doğru bir teklif var, bir yöneliş var. Don Quixote'u Türk toplumunun jale parlaya rağmen anladığı kanaatinde değilim. Hala bizde Don Quixote böyle değersiz bir insan, lüzumsuz, mantıksız, onun farklı bir mantığa sahip olduğunu henüz hissedebilmiş değiliz. Halbuki o bir adalet nöbetçisi. Söylemeye çalıştığı şey şu. Dünya o kadar değişiyor. Eğer kapitalizm kelimesini kullanmak caizse o kadar kapitalistleşerek değersizleşiyor ki böyle bir dünyada hakikati ancak bir dili dile getirebilir. Bunu anlattığımda Sivas'ta böyle orta diyelim ki eğitimli tüccar insanların topluluğuna birisi dedi ki hocam dedi ben emekli öğretmenim dedi. 1950'lerin Sivas'ında var mı aramızda Sivaslı? Test etmiş oluruz yani. Gulibik diye bir işte meczup, deli ne diyeceksek. Dermiş ki insanlara dünya çok değişti. Küçükken yalan söylemeye korkardık. Büyüdük doğruyu söylemeye korku yok. İşte Don Quixote doğruyu söylemeye korkmamanın adıdır. Ve bunu çok erken bir zamanda bir sistem eleştirisi olarak ortaya koyabilmesi bence çok önemlidir. Oradan 21. yüzyıla geçiyorum. Bu değerle, ücretle vesaire ilgili. Evet yani James Joyce'la mukayese edilebilecek bir romancı değil söyleyeceğim. Don DeLillo. Çağdaş romancıların iyilerinden birisi. Ama hani mukayese edersek bir büyük çınarlar gibi değil. Belki sonraki zamanlarda öyle kabul edilecek ama en azından şimdilik o kefeye koyamıyoruz. Onun Kozmopolis romanını okuyun. Baş aktörümüz bir yatırımcıdır ama finansal yatırımcı. Roman boyunca, şimdi bir gün Dublin'in sokaklarında diyorsunuz ama roman boyunca bir limuzinde dolaşmaktadır ve tıraş olmaya gidiyor. Saçını kestirecek.
Karısı var ama karısıyla daha yatmamışlar. Ve işte boktan şiirleri olan birisi. Fakat babası çok zengin. Onun için evlenmiş. Ama Erik'in ne iş yaptığını bilmiyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Senin gerçek işin ne? Aslında büyük bir portföy şirketinin genel müdürü. Yüz milyonlarca dolar borçlanarak Japon yenine yatırım yapmış. Daha doğrusu boşluğa oynamış. Şimdiki romanlarda bu gerçekliği anlatıyor. Çünkü bu romanın yazılmasından 2-3 sene sonra bildiğiniz büyük 2007-2008 krizi koptu. Ve sadece o türdeki, o romanda tasvir edilen türdeki bir finansal enstrüman, CDS dediğimiz enstrümanlar Amerika'da 62 trilyon dolar hacmine ulaştı. Yani Amerikan ekonomisinin değil, dünya ekonomisinin toplamını bir tek finansal enstrüman geçmeye başladı. Şimdi romancılar böyle incelikli ekonomik işlerle uğraşıyorlar. Buradan Türkiye'ye geleyim. Maalesef 1940'ların bile iktisatla edebiyat arasındaki ilişki düzeyini arıyoruz. Genç arkadaşlarımı ben takip ediyorum Çınlay'ı diğerlerine. Yani bir hareketlilik var. Fakat Türkiye'nin genelinde iktisatla uğraşanlar için edebiyat boş iş. Edebiyatla uğraşanlar için de iktisat acayip iş, tuhaf bir iş. Dolayısıyla bir romancı olarak Tam Pınar'ın iktisadi düzeyini, iktisatçı olarak da Ülgener'in edebi düzeyini çok arıyoruz. Buradan kendi konuma gireyim. Şöyle ağır bir cümleyle başlamak istiyordum. Modernlik üç kağıttır. Mecaz kullanmıyorum. Bodoslama söylüyorum. Üç kağıt. Kağıt para, gazete ve romandan söz ediyorum. Üç basılı kağıt. Biraz gerçekliği zorlayarak söylüyorum. Kağıt para olmasaydı kapitalizm, gazete olmasaydı ulus, roman olmasaydı birey olmazdı. Bunlar karşılıklı, hani tavuk yumurta misali birbirini besleyen şeylerdir ama ben önceliğin kağıtlarda olduğu kanaatindeyim. Ve bu üç kağıtta matbaa olmasaydı olmazdı. Çünkü basılı kağıtlar bunlar. Ve bütün sürecin sürükleyici kahramanı, baş kahramanı şeytan. Dolayısıyla matbaaya şeytan icadı demiş olmak atalarımızın büyük meziyetlerinden biridir diye düşünüyorum. Şeytanı da edebiyatın şeytanı olarak anlamak lazım. Bazen ilahiyatçılar arasında konuşunca biraz kaşlarını çatıyorlar. İlahiyatın şeytanı bir anti-hero'dur. Bir kötü kahramandır. İnsanı düşürmüştür. Ayartmıştır. Ana yurdumuz cennettir. Şeytanın ayartmasıyla cennetten dünya sürgününe gelmişizdir. Burada ekonominin nedret prensibine göre, kıtlık kavramına göre yaşamaya mahkum olmuşuz. Ama edebiyatın şeytanı bu değil. Edebiyatın şeytanı insanı insanlaştıran bir şeytan. Onu dürten, meraklandıran, biraz böyle amiyane söylersek cennette o yemyeşil kırlarda otlayan davarı insanlaştıran bir yaratıktır. Dolayısıyla tam bir kahramandır. Bunun birçok örneği verilebilir. Tabii ki baş örneği hocam da işaret etti. Goethe'dir. Goethe bu yönüyle şeytanın bireyle ve şeytanın devletle ilişkisi bağlamında, ilişkisini formüle etme bağlamında bana göre sadece bir şair, bir drama yazarı, bir işte fiction yazarı değil, 19. yüzyılın belki de gelmiş geçmiş en büyük iktisatçıdır. Goethe modern iktisada dair en temelli meseleyi kavrayıp ifade ettiği zaman Sermayenin kitabını yazacak olan Karl Marx daha sokakta çember çeviriyordu. Biliyorsunuz Faust'un ikinci cildini 40 yılda yazmıştır. Birinci cilt 20 yılda yazılmış ama orada içine şeytan girmiş birey söz konusu. Yani kesin bilgiye ulaşamayan,
hatırlayın ilk sahneyi. Aşağı yukarı benim yaşımda, benim tipimde birisi, bilgin, felsefe okudum diyor. Değil mi? Tıp okudum, hukuk okudum, ilahiyat okudum. Bir şey yok. Yani ne arıyoruz burada? Nedir bu serüvenin amacı, kökü? İki, ilişkilerimizden haz alıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, cinsel ilişkiler, duygusal ilişkiler. Fakat hiçbir haz sürüp gitmiyor. Ya kesin bir bilgi, bitmeyen bir haz yok mu? İşte Mephisto geliyor, olmaz olur mu abi? Bunu sunalım ama bedel olarak, bedava iş yok. Bedel olarak da ruhunu bana teslim et. Goethe'den önceki ilişkilerde bu bir süredir. Genelde 24 yıl filan. Goethe bunu bir bahse çeviriyor. Diyor ki bu süreyi demeye getiriyor. Bu süreyi boş ver. Ben ne zaman ki ah şu an hiç geçmesin dedim iş bitsin. Peki diyor. İmzayı atıyorlar. Ama fiyasko, bir trajedi. Hiçbir amacı gerçek. Tamam, 30 yaş gençleşiyor. İstediği kadınla düşüp kalkıyor. Ama onunla evlenmiyor. Perişan oluyor. Çocuğu oluyor. Annesini bir şekilde öldürüyor. Kardeşi ölüyor. Çocuğunu boğuyor filan. Yani iş bir trajediye dönüşüyor. Dolayısıyla bireyin şeytanla yaptığı anlaşma trajediyle sonuçlanıyor. Onun için yani bu Goethe eğer doğru bir şey tespit ediyorsa Marksist düşünürlerin yaklaşımında bir şey var, bir tutarlılık var. Fakat ikinci kitap daha önemli. İtiraf edin ben 50 yaşına kadar, 50-52 yaşına kadar Faust derken dönüp dönüp hep birinci cildi okurdum. İkinci cildi okuduğumu hatırlamıyorum çünkü sıkıcı geliyordu. Sonra bir şekilde anladım ki esas mesele ikinci ciltte. Çünkü ikinci ciltte ruhunu şeytana satan devlet var. Yani modern devleti şeytanla anlaşma yapan devlet olarak tasvir etmeye çalışıyor Goethe. Ve burada da anlaşma enstrümanı kağıt para. Hatırlayın o sahneyi, böyle bir karnaval havası. Haşmet Mahap biraz da içmiş, pek kafası yerinde değil. Ama dışarıdan gürültü geliyor, sesler geliyor. İsyan, ayaklanma, bağırış çağırışlar, işte askerler ayaklanmış. Ne oluyor? Diyorlar ki maaşları ödeyemedik, onun için askerler çıngar çıkarıyor. İşte Maliye Bakanı niye ödeyemedik maaşları? Efendim diyor işte giderler arttı, gelirler yerinde sayıyor. Bir sürü simyacı istihdam ediyorsunuz sarayda ama altında yapamıyorlar. Bu sıkıntı içindeyken Mephisto art ve onun çırağı olan Faust geliyorlar. Ellerinde bir kağıt parçası, uzun uzun anlatmayayım. Buna bir imza şey ettirirseniz problemi çözeriz. Önce anlamıyor, ne olacak bu diyor. Siz ne alıyorsunuz diyor, altın. Altın sadece yerin üstünde olmaz ki diyor. Yerin altında da var. Yerin üstü de sizin, siz hükümdarsınız, kralsınız. Yerin altı da sizin. Yerin altındakileri rehin göstererek, ipotek göstererek bu maaş olarak dağıtacağız. Tam ne olduğunu anlamadan basıyor imzayı. Bir kere Goethe'nin tasviri o kadar canlı ki modern dünyanın gerçek hükümdarları aslında kağıt para işini formüle edenlerdir. Hükümdarlar değil. Onlar o imzayı atarken bile ne yaptıklarının pek farkında değillerdir. Yarı ayık tiplerdir bunlar. Gerçek hükümdarlar, sonradan anlıyoruz ki işte Bank of England'ın kuruluşunu çok iyi incelemiş, canlı olayını çok iyi incelemiş, bu iş Fransa'da niye tutmadı, Hollanda'da niye tuttu? Yani Goethe'de olağanüstü bir iktisadi bilgi ve feraset var, bir öngörü yeteneği var. İlginç bir şey daha söyleyip Goethe faslını kapatayım. Kağıt paranın yol açacağı problemi sarayda sadece soytarı fark ediyor. Şey de çok önemli, yani işte Don Kişot da bir yönüyle soytarı, deli, meczup ne derseniz. Birazdan anlatacağım, Sinekli Bakkal'ın orijinali de soytarının kızı diye yazılmıştır. Yani Halide Edip'in 20. yüzyılın başlarında farkında olduğu şeyin günümüzde birçok kişi farkında değil. Soytarı, Faust'a şimdi ödül verecek imparator. Yani biz olsak ne isteriz? Bir iki çuval para da bize ver deriz.
Faust da sanki oraya meyillenmiş gibi soytarının tarzından, sorularından kendini geri çekiyor ve kağıt istemiyor, arazi istiyor. Hem de bir yamaç, bir de onun önünde doldurulmuş bir arazi istiyor. Hükümdar diyor ki, ya koca arazi, hayır diyor, burayı istiyorum. Bu denizin dalgalarının nasıl böyle şey altına, zapturapt altına alındığını, tepeden bir de köşk yaptıracağım. Oradan denizin egemenlik altına alındığını seyretmem lazım. Hazzı orada. İnşaat faaliyeti vesaire, yani tam bir kapitalistik faaliyet başlıyor. İlginç bir şey, orada küçük bir kulübesi, bugünün bütün o belediye işleri, işte, yani son 100 yılda yaşadığımız her şeyin bence Faust 2'de şeyi var, yani ön tarihi var diyeyim. İki tane yaşlı insan diyorlar ki, adamlarına diyor ki, işi çözün. Onu da gidip diyorlar ki, yani ne kadar şey istiyorsanız, hani size TOKİ mesela şu arka tarafta 8 katlı bir bina versin, bir katında oturun, diğerini kiraya verin filan diyor. Anlamıyorlar. Yani kapitalistik bir öneriyi kavrayamıyorlar. Diyorlar ki, ya biz burada yaşadık, başka yerde yaşayamayız. Bizim yaptığımız ne? Kazazedelere yardımcı oluyoruz. Sahile vuran yaralıları kurtarmaya çalışıyoruz. Biz başka yerde yaşayamayız. Gereğini yapın diyor adamlarına. O arada da bir tanrı onları ziyarete gelmiş. Tanrıyla beraber kulübeyi yakıyorlar. Kapitalizm böyle bir şey. Parantezi kapatıyorum. Hızlı bir şekilde, tabii vaktimiz sınırlı. Birazdan son 5 dakika, son 3 dakika diye uyarılar gelecektir. Bana göre bizim demiştik ki birey, ulus ve işte kapitalist düzen. Birincisini ağırlıklı olarak kağıt parayla izah ediyorum. Vaktimiz olsa kağıt paranın ne kadar dönüştürücü bir enstrüman olduğuna değinecektim ama onları atlıyorum. Bizim ortaya roman olarak koyduğumuz ilk eser, ben edebiyatçı değilim ama okuduklarımdan epey de okuduğumu düşünüyorum. Edindiğim intiba, roman denebilecek ilk eserimiz Mavi ve Siyah'tır. Daha önceki bütün çalışmalar Mavi ve Siyah'a hazırlıktır. Eğer roman o açmazdaki bireyin vesaire, Tanrı'nın terk etmiş olduğu dünyadaki açmazdaki bireyin ellerini yukarıya açmayan, dolayısıyla ben kendime yeterim diyen, gökteki babadan, tahttaki babadan, giderek evdeki babadan, çünkü babası da ölüyor Ahmet Cemil'in, yani üç babadan da kurtuluyor. Fakat tam bir müntehir adayı, intihar etmesi gerekir bu adamın. Şiir kitabını yayınlayamıyor, hatırlayın. İşinde başarısız oluyor, kız kardeşi çok kötü bir evlilik yapıyor, sevdiği kıza açılamıyor, daha ne olsun. Yani ortalama bir Avrupa romancısının romanı olsa kesin intihar etmesi lazım. Ama Halit Ziya aynı zamanda ilk gerçekçi romancımız. Osmanlı bireyinin henüz intihar etme vakti gelmemişse kahramanını intihar ettirtemez. Bir yol bulması lazım. Bir teknoloji geliştiriyor, anne sesi. İntihara karşı anne sesini bir ilaç olarak kullanıyor. Çünkü henüz yaşadığı toplum Tanpınar'ın sahnenin dışındakilerde tasvir ettiği gibidir. O toplumda içtimai jeolojinin merkezi camidir. O toplumda toplumun merkezi faaliyeti ibadettir. Herkesin çok samimi dindar olması gerekmiyor diyor. Mesela Mürahi İbrahim Efendi diye bir kahramanı vardır romanda. Mürahi İbrahim Efendi evden dışarı çıkınca sahanlıkta, diyelim ki askıda, şapkasını ya da şemsiyesini alır gibi dindarlık maskesini almakta, takmakta ve toplumun içine öyle çıkmaktadır. Çünkü toplumun ana faaliyeti ibadettir. Zamanın ruhu gereği aşağı yukarı aynı dönemlerde tasarlanan, belki biraz daha önce yazılmış olan Sinekli Bakkal buna bir Halide Edip iki şey söylüyor. Bir, bu izleyi sürdürecek olursak, evet ama artık içtimai jeolojinin merkezini mabetten markete kaydırmanın vakti gelmiştir.
Onun için romanının adını Sinekli Bakkal koyuyor. Ve bence şu mesajı veriyor Peregrini vesaire gibi kahramanları üzerinden. Ey Türk, modern olmak, medeni olmak, güçlü olmak istiyorsan şeytanın hakkını ver. Şeytansız bu işler olmaz. Fakat Halide Edip'te yetişme tarzı bakımından, kültürüyle vesairesiyle aynı zamanda bir dini hassasiyet de var. Bunu da devreye sokuyor ve diyor ki şeytanın hakkını ver ama Cenab-ı Hakk'ı da gücendirme. Onun için Peregrini'nin karşısına kimi çıkarıyor? Vehbi dedeyi çıkarıyor, bir Mevlevi dedeyi çıkarıyor. Sonra da mesela okuduklarımdan anlıyorum ki Toynbee'nin etkisi altında. Aslında Mevlana ile Toynbee'nin bir bileşkesini sunuyor. Bir medeniyetler ittifakı modern tabirle oluşturmaya çalışıyor. Ve bunu 1930'larda yapıyor arkadaşlar. Şöyle bağlayayım sözümü. Türkçe'de roman yazdık. Çok daha büyük romancılarımız da var. Onlara şu anda giremedim. Fakat genel olarak edebiyat dünyamız modernliğin ana gövdesi olan iktisadi realiteye uzak yaşaya geldi. İktisatı soğuk, sevimsiz, biraz da böyle gayri insani bir ilişkiler çerçevesi olarak sanki onların dışında olunabilirmiş gibi, onların dışında kalmak, onu anlamadan yaşamak marifetmiş gibi, yazmak marifetmiş gibi yazıyoruz. Onun için bence edebiyatçılarımız potansiyellerinin çok azını gerçekleştirebiliyor. Biraz gelip iktisat öğrenseler bence çok büyük çıkışlar yakalanabilir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Mustafa Özel'e. Güzel edebiyat ve ekonomi ilişkisi üzerindeki düşünceleri için zaten bir iktisatçı olarak galiba en çok Türkiye'de bu konuda yazmış birisi Burjuva, Birey ve Zengin isimli kitabı. Daha önce söylemeyi unuttuğum Değişim ve Kriz, Medeniyet ve Modernlik gibi kitaplarında iktisadın kültürle olan ilişkisine çok yaslanmış bir bilim insanı Sayın Mustafa Özel. Faust'un birinci cildi evet tragedya ama ikinci cildi komedi. Komedya daha doğrusu. Komedi olmasının nedeni de Goethe'nin Faust'unun cehenneme gitmeyen ilk Faust olması. Ve burada şeytan evet şeytan bütün numaralarını yapıyor ama şeytanın anlamadığı bir tek şey var. Şeytan aydınlanmanın Faustian man dedikleri. O her zaman erişebileceğinden daha ileriye uzanan aydınlanma idolünü anlayamıyor. Çünkü en son Mustafa Bey'in sözünü ettiği şehri yaptığı vakit Mephistopheles, İnsan da ölüyor filan, zavallı ihtiyarcıklar da ölüyor filan ama Faust çok yaşlı, 80 yaşında bakıyor ve işte gözleri görmüyor ama görüyor da herhalde, işte şimdi mutluyum diyebilirdim diyor. Anlaşma neydi? Mutluyum dediği anda ruhunu verecekti. Ama şey fark edemiyor, mezarını kazıyorlar, o şey zannediyor. İnşaat sesleri zannediyor. Yani, doğru. İnşaat sesleri zannediyor. Ve o noktada işte evet yani bu şehir, tabii bu şehri ondan sonra Rus romanında göreceğiz. Bütün bir St. Petersburg ve bütün Gogol ve Dostoyevski aslında şeytanla ittifakın yaptığı şehirlerin yazarlarıdır. En planlanmış şehirlerin yazarlarıdır. Ama şeytan yaşasın 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 ruhun benim diyor. Fakat meğer orada Goethe aynı zamanda muazzam bir lingvist. Dilek şart kipini mi kullanmış? Yani şimdi diyebilirdim, şimdi çok mutluyum diyebilirdim demiş. Şimdi çok mutluyum dememiş.
O zaman bütün yanlışlarına rağmen Tanrı onu affediyor ve en büyük yanlışı yaptığı, Mustafa Bey'in anlattığı Gretchen geliyor. Neydi? Eternal, ebedi kadınlık Faust'u cennete götürüyor. Yani birçok yanlış yapmış olabilir ama sonunda hep gayret etmekten vazgeçmediği için, hep uzanabileceğinin daha fazlasına uzanmaya çalıştığı için ve galiba kapitalizmin temeli de burada, Tanrı onu affediyor. Tanrı da Goethe'nin sonunda bir aydınlanma kapitalistidir. Şimdi Sayın Nüket Eren'le devam edeceğiz. Nüket Eren yazar, Papyrus dergisi editörü ve aynı zamanda yazarlık atölyeniz olduğunu biliyorum. Fakat bu konuda ne yaptığınızı bilmiyorum. Onun biraz için size belki onu da anlatmak üzere sözü size veriyorum. Tamam. Evet, 9 yıldır devam eden Neya Edebiyat Atölyemiz var. Bir ana grubumuzda değişik edebiyat incelemeleri yapıyoruz. Bunlardan biri de Don Quixote'u yaptığımız edebiyat incelemeleri. Bunların tümünü Papyrus dergisine aktardık. 3 yıl önce de edebi metinlerdeki iktisadi olayları, olguları, durumları ele alan bir çalışmaya başladık. Yapılan bu çalışmaları da Papyrus dergisinde birkaç sayıda yayımladık. Buna edebiyatın aynasında iktisat adını verdim ben. Çok düşündüm hani adı ne olsun diye. Çünkü bu adı da aslında bir yazarımıza borçluyuz. Mahmut Yesari, Türk Edebiyatı'nın bir yazı makinesi gibi çalışmış bir yazarı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında gazete dergilerde pek çok öyküleri, romanları tefrika edilmiş yazarlardan biri. Mahmut Yesari 1923 yılında Kelebek diye bir dergi çıkartıyor Reşat Nuri ile birlikte. Ve ilk romanını burada tefrika ediyor. Romanın adı Bir Namus Meselesi. Şimdi ben ilk bu adı gördüğümde aklıma hemen roman karakterlerinden birinin namusuna ilişkin tanıdık bir hikaye olacak diye düşünmüştüm. Oysa Kayseri'de yaşayan, sürekli birbirlerini ketenpereye getirmeye çalışan Karamanlı iki bakkalın hikayesiydi bu. Rakibiyle çatışması sonucunda mallarını, ticari mallarını satmak zorunda kalan Apia diye mallarını geri alması bir namus meselesiydi. Daha sonra Mahmut Yesari'nin sözünü ettiği bu Apiadi Petraki Karamanlıydı. 1923 yılında romanda yer almışlardı. Bir yıl sonra bu insanları artık Anadolu topraklarında göremiyoruz. Göremedik. Mübadeleyle hepsi Yunanistan'a göçmüşlerdi. Gönderilmişlerdi. Türkçe konuşan, Ortodoks inancına sahip, Yunan alfabesi kullanan bu kadim Anadolu halkı artık yanımızda değildi. Mahmut Yesari bir röportajında şunu söyler: "Ben romanları hayatın aynası sayarım." Ve bu hayatın aynası olmak, yansıtmak, bazı olguları, bazı toplumsal gerçekleri, Apiadi ile Petraki'nin bütün o çekişmelerini yansıtan Türk Edebiyatı'nda başka neler olabilir diye çalışmamızı genişlettik. Ondan önce de Batı Edebiyatı'nı yaptık. Ondan da kısaca söz edeceğim. En başına gideceğim. Konuşmada yani Don Quixote'dan, Shakespeare'den daha öncelerine
Decameron ve Canterbury hikayelerine de uzanacağım. Ama kısaca birkaç cümleyle Türk edebiyatında neleri gördük, neleri inceledik ve onların nasıl bir yansımaları vardı, onlardan söz etmek istiyorum. Tabii ilk başladığımızda edebiyatımızdaki en önemli yazarlardan biri Ahmet Mithat'tı. Müşahedat adlı romanında okurla sohbet bölümünde o da şöyle söylüyor. Önce naturalizmden bahsediyor ve kendisinin Emil Zola'dan bile daha iyi olduğundan söz ettikten sonra şunu diyor. Ait olduğu zamana ve aleme göre tamamı tamamına tabii olduğunu kat'i olarak iddia edebilirim diyor yazdığı romanın, Müşahedat'ın. Çok ilginç bir roman zaten Müşahedat. Hani edebi yanına da bakarsak üst kurmacanın olduğu karakterlerle birlikte romanını götüren, sürdüren bir yazar olması çok ilginçtir. Bugün hatta ticari faaliyetler içinde de bulunmuştur. Vapurdan su aldığımda Sırmakeş suyunu gördüm ve hemen aklıma Ahmet Mithat geldi. Çünkü Sırmakeş sularını da Beykoz'daki arazisinde bulup şişeleyip satışa sunan da kendisidir. Ahmet Mithat'tır. Ekonomi politik üzerine de vardı. Zaten sürekli o da ayrı bir yazı makinesidir. Sürekli yazmış yazarlarımızdan biri. Türk edebiyatındaki yansımaları Ahmet Mithat'la başladık ve hatta atölyede Ahmet Mithat'ı başka bir grup arkadaşımız bütün eserlerini inceledi. Onu da Papyrus'ta ayrı bir sayı olarak yer aldılar. Şimdi Ahmet Mithat Müşahedat'ta şeyden söz ediyor. Müslümanların, ticaretle uğraşan Müslümanların azlığından söz ediyor. Ve hatta orada Bommerşe sahibi Mısırlı Seyit Mehmet Numan diye biri vardır. Ve onu çok büyük ölçüde savunur. Böyle olmalıdır. Yani çünkü o kişi, Mısırlı kişi memurluğu kabul etmemiş. Ve kendisi özel ticaretle uğraşmayı seçmiştir. Bunu daha sonra yine biz Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğullarında görürüz. Cevdet Bey de neredeyse tek Müslüman ticaret adamı olarak kendi sıkıntısından söz eder. Osmanlı döneminde lamba satıcısı Cevdet Bey paşa kızıyla evlenmek isterken gözden düşmüş paşamız damadını ticaretle uğraştığı için başka ve aşağı bir dünyadan gelmiş gibi görür. Arkadaşlarına tanıtırken de bunu görürüz. Savaş ve yine romanda Cevdet Bey ve oğulların romanından devam edersek işgal yıllarında şeker ticaretiyle uğraşan ve zenginleşen Cevdet Bey yaptığı işi de genişletmiştir. Ankara'da da vardır romanın içinde. Onlar da sanayinin devlet eliyle olmasından yanadır. Bunu daha başka romanlarda da göreceğiz. Birazdan panorama gibi. Osmanlı'nın son dönemini anlatan Cumhuriyet döneminde yazılmış romanlardan biri de Çıkrıklar Durunca. Onun da son derece ilginç bir roman olduğunu söyleyelim. Sadri Ertem'in romanı. Çıkrıklar Durunca da şöyle bir bölüm vardır. Osmanlı'nın İngilizlere hediye ettiği Ankara keçisi Güney Afrika'da yetiştirilir. Ve yünlü kumaş daha ucuz olarak Osmanlı topraklarına geri gelir. Bu arada bütün tiftik yetiştiriciliği ve onu işleyen çıkrıklar durur. Karşılığındaki iktisadi gerçeklere de bakarsak 1850'lerde İzmir ve Bursa'daki tezgahların hemen hemen hepsinin kapanmış olduğunu göstermektedir belki Sadri Ertem. Çıkrık Osmanlı'nın kapalı ekonomisini mi simgelemektedir? Çıkrıkların durması ise belki bir çöküş müdür? Ardından Reşat Enes'in Afrodit Buhurdanı'nda bir kadın romanına geçtik. Orada da özel teşebbüsün dokuma fabrikalarına giriyoruz. Yine Cumhuriyet'in ilk yıllarındayız. İşçilerin çalışma koşulları çok kötüdür. Greve giderler. Zonguldak son bölümü Zonguldak'ta geçer. Oradaki amele birlikleri vardır. Biraz Emil Zola'nın Germinal'ini hatırlatır. Bütün bu amele birliklerinin işçilere faydasız olduğundan söz eder.
Tam İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde yazılmış romanda savaşı isteyenlerin sadece kapitalistler olduğu vurgulanır. Daha sonra yazılan Mezba 5, Batı'da yazılan Mezba 5 ve Kızıldarı tarlalarında olduğu gibi onlar da kapitalizmle o İkinci Dünya Savaşı'nı bir araya koymuşlar. Ve acının ve kapitalizmin kitaplarını yazmışlardır. Yine Reşat Enis'le devam edersek, Toprak Kokusu adlı romanı 1944 yılında yayınlanmadan yasaklanır ki Afrodit Buğurdan'daki kitabı da yayınlandıktan sonra yasaklanmıştır. 1960'lardan sonra tekrar serbest olarak yayınlanabilir. Yasaklanmıştır çünkü roman Çukurova'da toprak ağalığını tarlada çalışan ırgatların isyanını anlatmaktadır. Bu romanın Orhan Kemal ve Yaşar Kemal'in romanlarının da bir öncüsü olduğu öne sürülür. Elbette bitmeyen kavganın Targas Vadisi'ndeki tarım işçilerin mücadelesi ve Steinbeck akla gelirse de iki farklı biçimde, farklı zamanlarda yazarların tarım işçileriyle ilişkin anlattıklarını görebiliriz. Buradan tekrar geriye dönerek yine bizim Mahmut Yesari'nin Çulluk romanına dönersek, Çulluk romanı işçileri anlatan ilk roman özelliğinde olay örgüsünün bir bölümü Cibali Tütün Fabrikası'nda geçer. Hatta Yesari bir hafta orada çalıştığını söyler. Oradaki işçileri, koşulları daha iyi anlayabilmek için. Ve hem fabrika işçilerinin fabrika içindeki hayatları, fabrika dışındaki yaşadığı, fabrika yakın yerlerde yaşadığı ortamları da anlatılır. Ardından 1930'lu yılların köylü ağ ilişkileri, ne Çorum üçlemesinin sonuncusu olan Büyük Mal da görürüz. Kemal Tahir'in romanında mülkiyet ile siyasetin iç içeliğini gözleriz. Toprak ağası aynı zamanda bir siyasi figürdür. Yaşadığı bölgeyi temsilen devletin içindedir. Köylü için kredi alan ağadır. Kaçakçılık yapan ağadır. Kaçakçı diye köylüleri şikayet edip tutuklatan yine ağadır. İşte bütün devlet erkanıyla birliktedir. Ağalara karşı onu alt edecek olan da öteki ağadır. Onun yoluyla yok olurlar. Yakup Kadri ile Yakup Kadri'nin panoraması da programlı devletçilik savunulur. 1932 yılında yayıma başlayan ve 2 yıl sonra kapatılan Kadro dergisinin görüşleri roman karakterleri ağzıyla panoramanın içindedir. Şöyle söylenir: Cumhuriyet'in ilk yıllarında tüccar yok, verimli çalışan işçi yok, sermaye birikimi yok demektedir. Bunların hepsi devlet tarafından gerçekleştirilecektir. Halktan istenen ise yine değişmez, fedakarlıktır. Panoramadan birkaç yıl sonra 1961 yılında kitap olarak yayımlanan, çünkü bunları zamanında söylüyoruz, şu ana kadar saydığımız kitapların birçoğu tefrika edilmiştir döneminde, Saatleri Ayarlama Enstitüsü yine panorama ile ortak özellik olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarını, 1930'lardan 50'lere kadar geçen dönemi anlatır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de Cumhuriyet'le beraber sağanak halinde gelen modernleşme hamlelerinin toplumda yarattığı sıkıntılı durumlar bir hiciv romanıdır, hiciv edilir. Batı'dan gelen zaman algısı ve çalışma disiplinine karşılık ortaya çıkan yabancılaşma, ben öyle gördüm, yabancılaşma romanda anlatılır. Sonraki kitaplarımız artık günümüze doğru geldiğimiz çağdaş bugün yaşayan yazarlarımızdandı. Kapalı İktisat, Selim İleri'nin, Berci Krist'in Çöp Masalları ve Kafamda Bir Tuhaflık. Selim İleri'nin Kapalı İktisadı 1970'li yılların Türkiye'sini metinler arası anlatıyla söylemeye çalışan, aslında kendisi de kapalı olan bir metin. Kitap önce Kadro dergisinin yazdıklarıyla başlar. Romanın karakterleri kendilerin Tanpınar'ın teslim öyküsünün cümleleri arasında bulurlar. Ardından 12 Mart öncesinin sokak ölümlerinin gazeteleri, gazete haberleri girer. Deney çizimlerinin olduğu Melankolinin Anatomisi kitabıyla da
70 sente muhtaç, içine kapanmış bir ülkenin belki de bir melankolin anatomisiyle gösterilmiş halidir. 70 sent benim eklemem, onu söyleyeyim. Berge Kristin çöp masallarıyla artık göç olgusuna gireriz. Çöplükte kurulan bir yaşamın masalıdır. Başlangıçta sürekli yıkılan çöp yanındaki evler daha sonra kalıcılığa kavuşur. İnsanlar yandaki inşaatlarda kalıp çöpleri satarak geçinirler ve sonradan evlerini kurarak, yani şehirlerini kurarak, mahallelerini kurarak Çiçektepe'yi kurarlar. Ad da tabii ki ironiktir. Yeni kentsel yaşamın temsilcisi Çiçektepe'nin fabrikasında bir süre sonra greve gidilir. Gecekondu'nun masal anlatısı Latife Tekin'in büyülü diliyle Çiçektepe'nin insanların da devam eder. Kafamda bir tuhaflık, Orhan Pamuk'un daha sonraki kitabı da masal diliyle değil, Orhan Pamuk'un kendi diliyle Gecekondu insanını anlatmaya başlar. Bozdacı Mevlüt'ün 50 yılı İstanbul'la beraber romandadır. Mekanların değişerek Gecekondu'nun apartmanlara dönüşümü, şehrin değişimi izlenir. Çiçektepe yerine bu kez Kültepe ve Duttepe'nin insanları şehre tutunma gayretinde hikayeleşir. Ve burada söylenen bir sözü alıyorum, karakterlerinin birinin söylediği: şehirde hak değil, kazanç vardır. Aynada gördüğümüzde kapitalizmdir. Evet. Kapitalizm denen ekonomik sistemin Osmanlı'da hangi romanlarda nasıl, Osmanlı'dan itibaren Türk edebiyatında nasıl yansıdığını gördükten sonra işin incelememizin en başında dünya edebiyatında ilk kapitalizmin izlerini nerede görüyoruz? Oraya doğru gittik. O da 14. yüzyılda yazılmış iki tane romandı. Bunlardan biri Boccaccio'nun İtalya'da yazılmış, İtalyanca yazılmış, artık Latinceden de ayrılıyorlar. Decameron adlı kitabı, bunlara roman demiyoruz, hepsi birer öykü, anlatıcılar. Diğeri de Canterbury hikayeleri, İngiltere'ye geçiyoruz. Decameron'dan birkaç yıl sonra yayınlanmış olan, Canterbury'ye hacca gidecek olan yolcuların anlattığı hikayelerdi. 14. yüzyılın 1300'lerin Avrupa'sında Haçlı seferleri tamamlanmış. Bunlar çok kolonizasyon ile sonuçlanmasa bile sonradan görüyoruz kolonizasyonu. Yeni ticaret merkezlerinin yolunu açmış. Doğudan batıya pusula doğudan batıya gelmiş. Ve hani düşündüğümde kereste üretimi artmış ve dolayısıyla çok kuvvetli gemiler yapılmış. Ticaret kara yolundan, ipek yolundan deniz yoluna dönmüş bir ticari alışverişi görüyoruz. Ve iktisadi terimler bu iki romanda kullanılmaya başlıyor. Decameron'un yazarı, benim çok hoşuma giden bir cümlesi var, onunla başlayayım. Boccaccio, edebiyat için Tanrı'ya hizmet etmektir diyor. Decameron 10 günün hikayesi, 10 günde oluşmuş değişik kişilerin, vebadan kaçan kişilerin yazdığı hikayeler var. Çok kısa olarak söz edersek, mesela ilk hikayede bir tacir ve yanında yardımını istediği kişinin gerçek hayattan alınan hikaye olduğu söyleniyor. Hayli zenginleşen tacirler aristokrasinin sahip olduğu ünvanları parayla satın alır hale gelmişlerdir. İkinci hikayede mesela iki tacirle karşılaşıyoruz. Biri Hristiyan, biri Musevi, iyi niyetli tacirler. Burada önemli bir nokta var. Boccaccio'da kutsal ruh ve dini yüceltirken din adamlarını yerin dibine batırıyor. Aynı şeyi Chaucer'da da görüyoruz. Din adamları, onlar şehvet, para hırsı, pisboğazlık, yalancılık, kıskançlık ve kibir içinde yüzen, Tanrı evini şeytan ocağına döndürenlerdir diyor.
Ve burada ticaretin Hristiyanlıkla birlikte gelişeceğini söyleyerek Musevi olan tüccarı da Hristiyanlığa doğru geçiriyor. Kıbrıs'tan başka bir hikayede Kıbrıs'tan İtalya'dan Kıbrıs'a mal götürmek üzere gemisiyle yola çıkanların zorlukları anlatılıyor. Ege'nin yani inanılmaz bir biçimde bütün ticari filoların Akdeniz'de bir şekilde cirit attığını görüyoruz. Her taraftalar. Başka bir hikayede de bu da çok ilginçti. Venedik'te yaşayan bir, Cenova'da yaşayan bir kadın bir şekilde kılık değiştirerek Akka'da bulunuyor. Ve Akka'daki en önemli sorun artık ticaret gelişmiştir ve güvenliğin sağlanmasıdır. Bir pazar yeri kuruluyor, orada güvenlikçi olarak bulunuyor. Ve Cenova'daki evin eşyalarını Akka'da, bugün işte şeyde, Filistin bölgesinde, İsrail sınırları içinde bir yerde 3900 kilometre ev eşyalarının taşındığını görüyoruz orada da. Ardından yani şunu gösteriyor, müthiş bir ticari ağ var, din ve din adamları aşağı doğru itilmiş ve ilk terimler kullanılmaya başlanmış. Çok kısa olarak da tabii Canterbury hikayelerinden söz edelim. Yazarı Chaucer ve Shakespeare ve Milton'la birlikte 3 tane İngiliz devi arasında sayılıyor. Bu arada hani şeytandan söz etmişken Milton'un Kayıp Cenneti'ni de inceledik. Evet, aha. Onu da şu anda söylemeyeceğim ama orada da çok şeyler var. Belki Faust'tan önce. Şöyle söylüyor Chaucer, bir de tüccar vardı anlatırken, kişileri anlatıyor. Bir kenara yazın, sakalı çatal çataldı, giysisi rengarenk. Yüksek eğer üzerine oturmuştu dimdik, flaman işi kunduz kürkü şapkası pek şık duruyordu. Parlak tokalı çizmeleri bacaklarını sarıyordu. Anlatıyordu büyük bir ciddiyetle neyi, nereden kazandığını ve dönüp dolaşıp aynı şeyi. Orwell'la Middleburg arası deniz yolu ne pahasına olursa olsun güvenli tutulmalı. Döviz alım satımıyla da uğraşıyordu. Alengirli işlere yatkın bir kafa taşıyordu. Herkes sanırdı ki tıkır tıkır yolunda gidiyordu işleri. Pek asil bir havayla işaret ediyordu işleri. Kimse demezdi borca batmıştı boğazına kadar. Değerli bir adamdı. Şimdi Allah var. Ayıptır söylemesi, unuttum neydi adı. Canterbury hikayeleri manzum biçimde yazılmış, kafiyeli olarak yazılmış, çok güzeldir. Onu sonlandırırken şunu söyleyeyim, tabii ben bir edebiyatçı olarak ikinci kitabı hazırlarken biraz rahatsızlık duydum. Çünkü acaba edebi metinleri kendi o olay örgülerinden, karakterlerden, anlatıdan, usluptan çok arındırıp içindeki bazı şeyleri çekiyor muyuz diye. Ama bir yönden de bunların belki yapılması gerekiyordu. Hani bundan sonra devam eder miyiz? Hani bir bütünün bir parçasını mı alıyoruz diye. Bir parça da o rahatsızlığımı da hatta ön sözde yazdım. Hani kırıp döktük, yıktık, aradan mı çıkardık şeklinde. Onu da buradan söylemeden edemeyeceğim. Ben de Dickens'ın son şeyiyle bitireyim dilerseniz. Sisi'nin söylediğiyle. Şöyle diyor Adam Smith, şöyle yapalım. Dickens'la sanayi devriminin yoksulluk ve sefalet içindeki zor zamanlar yaşayan emekçileriyle birlikte gelir dağılımındaki adaletsizliği iliklerimize kadar hissederiz. Adam Smith'in ortaya koyduğu ulusların zenginliği küçük Sisi için pek de anlam ifade etmemektedir. Bilemeyeceğim öğretmenim der. Para kimde? Ya da ne kadarı bana ait? Bunları bilmeden zengin mi değil mi? Bunları bilmeden zengin mi değil mi? Nereden bilebilirim? Son sözümüz de bu olsun. Çok teşekkür ederiz. Benim de Ahmet Mithat vesilesiyle bir anım var. Ahmet Mithat'ı okurken bu son derece ilginç yazarın
neyle beslendiğini, başka neler yazdığını okumaya çalışıyorum. Fakat Osmanlıca okuyamadığım için de okuyamıyorum. Öğrendim ama okuyamıyorum. Çünkü çok zor ve babamdan rica ettim. Babam okuyor teype. Ben de teypten dinliyorum. Ve Üssü İnkılabı özellikle Orhan Akay'dan öğrendim ki Ahmet Mithat'ın tarihi ve ekonomik görüşlerini oradan ancak bulabilirim. Babam Üssü İnkılabı okuyor. Okuyor okuyor da bir şeyi bir türlü çıkaramıyor. En sonunda hep orayı geçiyor, geçiyor, geçiyor. En sonunda buldum diye bağırdı. L'amour de travail. Sevdayı, sayı, amel. Çalışma şeyi, sevdası. Şimdi Ahmet Mithat Efendi o kitapta Abdülhamit'e ekonomi politik akılları verirken gerçek bir merkantilist olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda da sıkı bir kalvinist, yani çalışmak şeydir, ibadettir ve toplum ancak bir babanın, bir otoritenin ticareti himayesiyle kalkınabilir. Ama o arada L'amour de travail'i de hep Fransızcasını Osmanlıca yazmış. Profesör Doktor Metin Sarfati Marmara Üniversitesi'nde iktisat dersleri veriyor ve İktisatta Yeni Yaklaşımlar diye bir kitabı var. Aynı zamanda da biraz sonra sözünü edeceğiz. Çınlı Akdere'nin derlediği Ekonomi ve Edebiyat adlı kitapta zevkle okuduğum bir makalesi var. Buyurun efendim. Merhaba. Şimdi öyle yapınca aklıma geliyor değil mi? Ses geliyor mu? Aklıma İşay Hoca geldi. Hep böyle ayakta konuşmayı severdi. Ben ondan değil de şunu becerirsem onu yansıtmak için buraya geldim. Şimdi konuşmaya bir yerden başladım fakat önce sabah Asaf Hoca'nın Hüseyin'in falan olduğu toplantıya ilişkin söylemek istediğim iki tane şey var. Onları belirtmeden geçemeyeceğim. Bir, bütün değerli hocam ve arkadaşlarım iktisatçı olmaktan mutluydular. Ben değil. Ben olsa olsa ekonomi politiğin entelektüel tarihini analiz etmeye çalışan bir biçare olarak ancak yapabiliyorsam ondan mutlu olabilirim. Belki iktisatçı olmaktan mutlu değilim. Bugün olan bitende iktisatçının sorumluluğu var. Tabii iktisatçı tırnak içinde iktisatçı, yoksa hepsi hocalarım ve arkadaşlarım. Ve iktisat biliminin, tırnak içinde biliminin de sorumluluğu var. Dolayısıyla mutlu değilim. Birinci söylemek istediğim o. İkincisi, beni mutlu eden bir şey gördüm sabah yine. Pür denen, Varaskil denen, her ne kadar Ercan Hoca değil derse de teknik iktisadı savunanlar bile, değerli hocalarım ve arkadaşlarım bile, acaba biz şimdiye kadar burada eksik bir şey mi yaptık? Olan biteni gördükten sonra acaba burada bir şey mi var demeye nihayet başladılar. Her ne kadar daha iktisat metodolojisi, iktisat felsefesi gibi konular mutlaka iktisat fakültelerin dışında mutlaka tutulmaya çalışıyorlarsa da bu iyi bir gelişme. Evet. Şimdi benim yapmaya çalışacağım şu, tabii ki asla Jale Parlan'ın olduğu yerde bir edebiyatçılığa soyunmak asla değil, ama tam tersine edebiyata bir övgü yapmaya çalışacağım. Bunu da iki periyotta yapmaya çalışacağım. Bir, başlangıça gideceğim. Başlangıcı da Le Bruyere'den Adam Smith'e götüreceğim. Bir. İki, tabii vakit kalırsa, kalmazsa gelecek sefere. Kalırsa asıl gelmek istediğim yer postmodern zamanlara ve bugünün Lyotard'ın deyişiyle kendinden ibaret, kendisi kendisine yeterli olmayan bene, bireye, yani hepimize, bir de Andrejid'in, Şarjid'in
yeğeni, büyük iktisatçı Şarjid'in yeğeni, ondan da büyük edebiyatçı Andrejid'in kaleminden eğer vakit kalırsa bakmaya çalışmak. Yapmak istediğim bu. Peki. Ne kadar vakit kalırsa. Ama yine önce Ercan Hoca ile konumuz olan Varras'ta başlayacağım. Çünkü Varras 1871'de yanılmıyorsam bence büyük dönüşümü, büyük kırılmayı hazırlayan La Science de l'Economie Pure falan gibi bir şeyi var. Tam başlığını bilmiyorum ama pür iktisadın temellerini attığı sıralarda bir de Valeri var. Valeri okuyor, üşenmiyor. Mesela aynı dönemde Nietzsche'de var, hiç haberi yok ama Varras'ın hiç haberi yok. Varras'ın da Marx'tan haberi yok. Ama Valeri üşenmiyor. Valeri üşenmiyor, Varras'ı okuyor. Filozof olmasına rağmen okuyor. Matematiği de iyi biliyor Valeri. Zaten başka türlü de filozof olunmaz. Yani olunursa ancak burada olunur. Okuyor ve şöyle bir not düşüyor. Monsieur Teste yazıyor bunu. Şöyle bir not düşüyor. Monsieur Varras diyor, kuşkusuz mükemmel bir teori yazdı diyor. Ama bana bir şey varmış gibi geliyor. Monsieur Varras teorisini yazmadan önce hiç düşünmemişe benziyor. Evet, şimdi, pardon, 17. yüzyıl benim için çok önemli. La Bruyère'ler var, Montaigne biraz öncesinde ama o da var, oraya doğru hazırlanıyor. İşte yani Spinoza var, bütün onlar var ve bütün bunlar iki şey yapıyor. Tabii benim gözlüğümden. Bir, beni, le moi, beni, ilk olarak ve bence antik Yunan'dan da farklı olarak. İlk olarak tarihe şerh düşüyorlar. Ben ilk olarak ortaya çıkıyorum. İlk. Benim bildiğim kadarıyla daha önce böyle bir şey yok. Eski Yunan'a gidiyorlar ama oradan farklı bir şekilde koyuyorlar bunu. Yani hümanizmanın temeline beni koyuyorlar. Tabii ki ben demek özgürleşmek demek. Emansipasyon demek. Başka türlü benim anlamı yok. Onun için buralarda ben falan hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman. Hala. Yok. Buradan 18. yüzyılın ortalarına doğru giden bir süreç başlıyor. Bence burada Fransız klasisizminin, yani edebi anlamda söylüyorum, Fransız klasisizminin hakkını vermek lazım. Yani Racine ile, müthiş La Bruyère ile, Molière ile, müthiş La Fontaine ile, La Fontaine biraz sonra vakit kalırsa en büyük iktisatçı olarak tanıtacağım. La Fontaine. Tabii ki Molière, yani bir şey söylemeye gerek yok. Belletre. Yani edebiyatın bir türü, hepsini kapsayan bir tür olarak, güzel sanatları da içeren bir türü olarak insan keşfediliyor. Henüz, dikkat, niye buralardan girdim? Henüz antropoloji yok, etnoloji yok, insana dair hiçbir bilim yok. Bizim o meşhur iktisadımız da yok ama hazırlanıyor. Kime doğru giderken hazırlanıyor? Smith'e doğru giderken hazırlanıyor. Çünkü La Bruyère, Racine, Pascal ne yapıyorlar? Beni anlatırken benim çıkıp ötekiyle nasıl karşılaşacağının kurgusunu yapıyorlar. Niye? Çünkü artık bu dünyada Tanrı yok. Daha önce tarif ediliyordu ben. Zaten yoktu ben. Zaten yoktu. Yani ne kadar varsa ötekiyle karşılaşma dizayn edilmişti üst taraftan. Dizaynçı yok. Bitti. Şimdi bütün bunların içinden ben olurken, ben kendi bilinciyle
kendi özgürleşmesiyle kendi içinden kendini var ederken tanrısız bu topraklarda yok. Başka topraklarda da yok. Hakkını vermemiz lazım. Kapitalizm orada gelişti diyoruz ama bir arayış daha var. Ötekiyle nasıl beraber olunacak? Asaf Hoca ile biz kaç toplantıdır bunu konuşuyoruz. Ben ötekiyle nasıl birlikte olacak? Şimdi bunun ismi ne? Bunun ismi bellet, letr, literatür, edebiyat. Yani derinliğine bir benim keşfinin içinden kendini keşfederken ötekiyle birlikte olmak. Yani toplumun nasıl kurulacağı değil mi? Biraz sonra toplum bilimciler çıkacaklar daha böyle alengirli cümlelerle falan söyleyecekler. Ama işte burada La Bruyère'le, Molière'le, Racine'le, Pascal'la bunların büyük laboratuvarı oluşturuluyor. O zaman rahatlıkla söyleyebiliriz ki edebiyat, hocam ne der bilmiyorum, edebiyat bütün bilimlerin, en azından bütün sosyal bilimlerin, o yere göğe kendini sığdıramayan iktisatçının ilk laboratuvarıdır. İktisatçı ama eksik ders aldı oradan. Edebiyat hala insan karakterini o dönemden beri dönüp dönüp oluşturmaya, analiz etmeye çalışırken Valéry'nin dediği gibi İktisatçı tek bir insan tiplemesini tek bir yönüyle ebedi bir gerçek gibi aldı ve kusura bakmayın bunu da bilim olarak getirdi. Sabah konuşuldu bilim mi değil mi? Yani pardon. Öyleyse insan bilimlerini temel kaynağı yapacak İlk bilgi kaynağı, ilk referans, ilk özerkleşen bir, belki bir disiplin ama tümünü bütün insanı kucaklayan, her yönüyle kucaklayan, Don Quixote'dan falan, Flaubert'den, Sant'tan keşke bahsedebilseydik, iktisadın insanından çok daha derinliğini, çok daha komple, çok daha mükemmel bir tipleme peşinde olan, hakkını vererek insanı tarif etmeye çalışan, hakkını vererek insanı a priori değil, sürekli deneyerek, sürekli konuşarak, a priori bir tabu, bilim değil bir ideolog edasıyla ideolojisinin temeline getirip bir daha asla tartışmayacak olan bir bilim olarak değil. İlk olarak antropoloji oluşur. Kaynak sosyal edebiyat geleneği değil mi? İtalyan dell'arteleri vesaireleri, Türk halk edebiyatında aynı şeyler var tabii falan, onlara girmeyeceğim. Öyleyse etnoloji, antropoloji henüz iktisata gelmedim. Sosyolojiye de tabii ki daha var. Ama insana ait özgürce, emansipe olmuş insana dair özgürce laboratuvarda laboratuvara onu yatırıp tahlil eden ilk mekan mesela Don Quixote. Mesela. Mesela Roland Barthes hakkını verenlerden bir tanesi. Etnolojiden bahsederken önce edebiyat diyor. Peki daha sonra ne oldu? İktisatçı edebiyatı bu kadar aşağı gördü. La Fontaine ilk antropolog, ilk etnolog. Ben katıyorum bu sefer kelimeyi, ilk iktisatçı. Ama gerçek iktisatçı. İnsanı sürekli yeniden ve yeniden, bir daha ve tekrar laboratuvarda inceleyen. Henüz daha Spinoza falan da ancak yolda insan tabiatı üzerine yazacak olan. Leibniz'de. Molière çağ açıyor.
Nasıl açıyor? Müthiş sevdiğim bir şey var. O kitabımı aldım ve her yazıda bundan bahsederim. Amfitriyon'da. Şöyle bir sahne var. Defalarca oyunu da seyrettim. Kapı vurulur. Dışarısı karanlık. Gölge. Penombr. İçerideki telaşla kalkar. Kim? Dışarıdaki cevap verir. Ben! İlk. Molière durmaz, devam eder. Sen kim? Modernite açılır. Ben geldim. İktisadın beni eksik bir ben olacak daha sonra. Bu belle lettre'den bahsediyorum. Tam Türkçesini bulamadığım için kusura bakmayın. Burada insan keşfedilirken ahlaki kategorileriyle birlikte keşfediliyor. Ahlaksız, yani ahlaksız derken ahlaksız değil, amoral insan olamaz çünkü. Nerede olur? İktisat teorisinde olur. Çünkü ismi bilimdir. O zaman bilim insana ait değil demek. Kaldı ki iktisattaki insan da ahlaklı bir insan, belli bir moralitenin savunusunu yapan bir insan. Hayır diyebilir misin? Hayır diyemezsiniz. Belli bir moralitenin savunusunu yapan bir insan. Çıkarın savunusunu yapan bir insan. Çıkar belli bir moraldir. Nasıl bilim yapacaksınız ondan sonra belli bir moralden başlayınca? İktisat bilim midir? Bilmem. Varsa cesaretimiz bilim yapalım. Ama demeyelim ki a priori bu evrensel bir doğrudur. Demeyelim. Eğer dersek iktisat bilim midir? Bilmiyorum, cevabı içinde. Yeni bir insan, yeni bir insanı oluşturmak. İktisattan önce edebiyatın işi. Şimdi birazdan Spinoza gelecek. Amsterdam'da. Yavaşça Smith'e doğru geliniyor. Birazdan Spinoza gelecek. Spinoza diyecek ki insan neyse odur. Az buz bir laf değil. Az buz bir laf değil. Hiçbir iktisatçıyla mutabık değil. Rasyonalite tanımında da mutabık değil. 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 Geldik mi? Smith kimdir? Çıkarı baş tacı yapan. Yalan. Böyle bir cümlesini bulun Smith'in, göreyim. Smith kimdir? Belle Lettre'dir. İlk kitaplarından birinin ismi. Neye adaydır? İnsan bilimleri yazarı olmaya adaydır. Bunun için söyledim. Şu anda konumuz Smith değil. Süreci anlatmak için söyledim. La Bruyère'le karakterleri yazan, insanı yazan, ömrünü insanı yazmaya veren La Bruyère'le Smith arasındaki benzerlikle bu dönemi bitireceğim. La Bruyère diyor ki, zenginliğe imrenmeyin. Smith ne diyor biliyor musunuz? Kendi cümleleri. İnsanlar niye zengin olmak isterler biliyor musunuz diyor. İmrenilir olmak için. Zannetmeyin ki maddi olarak daha çok harcayabilmek için. Ama imrenilir olmak hiçbir zaman bitmeyecek bir çabadır. İnsanlar bunu bilirler. Onun için hepsi birbirine rüşvet verir. Kendisini imrenilir yapmak için. Birileri onu beğensin ki o da onları beğensin. Ve insanlar bu kandırmaca oyunu bilirler. Bu kandırmaca oyunun ismi nedir biliyor musunuz diyor Smith. Sıkı durun, iktisattır. İnanmıyorsanız bakın Smith'e.
öyleyse Smithian anlamda ekonomi politik, altını çiziyorum, Smithian anlamda ekonomi politik, insan sorunsalını, çıkar ve erdemin uzlaştırılması sorunsalını, benle senin birlikte olması sorunsalını, Spinoza'nın dediği gibi telk ile, yani neyse öyle, o şekilde, kaç dakika, beş tamam, beş varmış, bir an evvel Andrejit'e geçeceğim, nasılsa öyle ele alandır. Sabah yine konuştuk, değerli hocalarım, normativity'yi falan anlattı. Spinoza'nın döneminde Amsterdam vebadan kırılıyor. Gelip soruyorlar, hocam hani her şey çarem vardı? Sinirleniyor Spinoza. Üstelince cevap veriyor. Ne olacak ki diyor. Sana mı soracaktı tabiat ne yapacağını? Ne yapacaksa onu yapacak diyor. Şimdi bu buraya kadar. Hızlı geçtim. Evet. Şimdi bugüne geldim. Bugün için iki kelime söylemek istedim. Yoksa o dönemi çok uzatabilirdim aslında. Ama bugüne geldim. Ünlü iktisatçı 1930'ların Fransa'da bugüne kadar iktisat kitabı en çok satan kişidir. Charles Ritt. Ve büyük bir varrasçıdır. Varras'ın büyük övgüsünü yapmıştır Fransa'da ve tanınmasına yardımcı olmuştur. Charles Ritt'in yeğenin ismi André Ritt. Hepiniz bilirsiniz. Bence amcasına tercih ederim. André Ritt'i. Her ne kadar amcası yeğeni küçükken onunla konuşmaya tenezzül etmese bile, öyle anlatıyor André Ritt anılarında. Şimdi ve biliyorsunuz şeyin ismi, André Gide'in ismi şey, l'inquiéteur, yani endişe uyandıran, endişe salan, dehşet salan André Gide'in ismi. Şimdi André Gide'in tarihi 1920. Varras'ın tarihi 1871. Bunları yan yana koyalım. Benim şimdi bahsedeceğim dönem Baudrillard'lı, Lyotard'lı, Camus'lü dönem, tırnak içinde kimilerinin postmodern dediği ama yani bazen de haksız olmadıkları bir dönem. Bu dönemde ne var? Aşağı yukarı 3 dakikam kalmıştır. Çok süratli geçiyorum. Bu dönemde ne var? O ekonomik politiğin La Bruyère'den Smith'e kadar devam eden endişesi yok. Yani büyük toplumsal idealler yokmuş. Yani ben bunu şöyle tercüme ediyorum. Benle senin birlikte yaşamasını arama diye bir gereksinmesi yokmuş. Ben yalnız yaşarım. Varras'ın tiplemesine denk düşüyor mu? Pekala düşüyor. Yalnız insan iktisat teorisinin insanıdır. Yalnız insan Baudrillard'ın ve Lyotard'ın da insanıdır ve biziz. Kendi zevkinin ve hazzının peşindeki insandır. Schumpeter'de bunu çok atlayarak konuşuyorum. Schumpeter'de şöyle diyor. Artık bugün toplum bütünüyle iktisadi bir kalıptan dökülmüştür. Temelleri, perspektifleri, iktisatçılar sevinebilir, bu benim. İktisadi malzemeden yapılmıştır. Ödüller ve cezalar burada hep maddi terimlerle ölçülür, değil mi? Yani maaşımız artırılır, artırılmaz vesaire. Yani bir tek kapitalistlere yüklenmek yok. Şeytanı dışlaştırmayalım. Toplumda yükselmek, zenginleşmek, alçalmak, yoksullaşmak. İktisat teorisinin insanının temel eylem güdüsü fayda değil. Yanlış veya belki özellikle yalan, haz. Heidegger buna hiper birey, hiper endüvidü ismini veriyor. Hipertrofi olmuş, her tarafıyla uzamış, büyümüş, anormal bir şekilde büyümüş ama. Yani buna kanser uzmanları şey diyorlar, biliyorsunuz, kanserli hücrenin büyümesine benziyor. Evet, şimdi André Gide'e geliyorum. 3 dakika sonra bitiriyorum hocam. Şu bakın, çok sevdiğim bir şey var. André Gide kitabına şöyle başlıyor. Yiyecekler masanın üstünde duruyorlar ve bizim acıkmamızı bekliyorlar. Biz. Azalan marjinal verim,
kanunuyla tercüme edilen bir isim. Nedret ve kıtlık klasik dönemdeki kıtlık anlamını yitirmiştir. Diyor ki Andrej kitabının bir sayfasında Edward'a söylettiriyor. Aşık olduğumu zannediyordum ama değilmiş. Sevdiğim kıza aşık değilmiş. Ben kendime aşıkmışım. Tanıdık geliyor mu? İksa teorisinin yalnız insanıyla. Devam ediyor Andrej. Belki de orada yazmıştır o sırada onu. Ne diyor biliyor musunuz? Dehşet bir şey hepimize anlatıyor. Çekirgeler. Doymak için kendimizi her şeyi yutmak zorunda kaldık. Ve doyamadık. Azalan marjinal, hani porsiyon porsiyona ayrılan şeyler var ya, öğrencilere de öğretiyoruz. Onun hazı, bunun hazı, onunki. Bitiriyorum, bir dakika kaldı. Şöyle not düşüyor Andrej kitabında. Pardon, kitabın ismi Yer Üzeri Nimetleri. Şöyle, ben kendim aceleyle tercüme ettim. Daha iyi tercümesi vardır kuşkusuz. Gece uyumaya yatınca bir zevk, bir haz oturuyor yanı başıma. Sabah uyanıyorum, her şafakta onu aynı yerde buluyorum. Bütün gece yanımdan ayrılmadı. Yürüdüm, onu yormak, bıktırmak istedim hazımı, zevkimi. Ancak bedenimi yorabildi. Son. Nathaniel'e kitabını veriyor Andrej. Okudun mu diyor. Okudum diyor Nathaniel. Beğendin mi? Beğendim diyor. Diyor ki, önemli olan senin bakışında olsun Nathaniel. Baktığın yerde değil, kitabımı yırt, at. Hatırlatıyor mu? İktisat teorisiyle bir benzerlik var mı? Sübjektif dünya algısıyla hiçbir benzerliği yok mu? Değerin değersizleşmesiyle hiçbir ilgisi yok mu? Evet, zannediyorum bitti. Evet, son aklınızda kalması gereken bence, Andrej adına konuşmayayım ama kitabı okuduktan sonra yırt at Nathaniel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Metin Sarfati'ye bu insan odaklı sunumu için. İktisadı da ve başka çok şeyi de içine alan. Şimdi Doktor Çınla Akdere'yi dinleyeceğiz. Çınla Akdere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders veriyor ve biraz önce sözünü ettiğim Ekonomi ve Edebiyat kitabının da derleyicisi. Öncelikle beni bu güzel etkinliğe davet ettikleri için Sayın Ercan Hocama ve Sayın Asas Savaşak'a da etkinliğin düzenleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün aslında benim için özel bir gün. Herkes kişisel bir anısından, anekdottan bahsetti. Ben de benim için neden özel olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bundan aşağı yukarı 18-19 yıl önce Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde öğrenciyken Sayın Jale Parla'nın Don Quixote'dan Bugüne Roman adlı kitabını çok büyük haz alarak okumuştum. Bu sayede de edebiyatın içinde karşılaştırma edebiyat adında bir alan olduğunu keşfetmiştim. Eğer o günlerde birisi bana kendisinin de bulunduğu böyle güzel bir ortamda edebiyat ve iktisat arasındaki ilişkiyi tartışacaksın dese bunun sadece güzel bir rüya olduğunu söylerdim. Ama bugün bu gerçek oldu, çok mutluyum. Ve bu alanı keşfetmemi sağladığı için de kendisine burada herkesin önünde teşekkür etme şansını da değerlendirmek istiyorum. Karşılaştırma edebiyat, edebiyatın başka disiplinlerle, sanatın diğer dallarıyla ilişkisini ortaya koyan bir alan. Benim için de bir iktisat
Esatçı'nın acemice edebiyata yöneldiğinde ona kucak açan bir alan oldu. Fransızca doktorumun son yılından itibaren uzaktan öğrenci olarak karşılaştırmalı edebiyat okumaya başladım. Böyle bir olanağı vardı Paris 3 Üniversitesi'nin. Türkiye'ye döndükten sonra da devam ettim birkaç yıl daha okumak için, okumaya. Karşılaştırma edebiyat bölümündeki hocalarımdan bir tanesinin yönlendirmesiyle iktisat ve edebiyat arasındaki ilişki üzerine çalışmaya başladım. İki ayrı konferansı bu konuyu önerdim ve aslında bu kitap ve daha sonra yayınlanan bu iki kitap birçok kişinin de katkısıyla doğdu. Bu konferanslara katkı yapan akademisyenlerin katkısıyla. Bugün iktisatta neler oluyor bunu konuştuk. İlginç durumlardan bahsettik. İktisatın edebiyatla bir araya gelmesi ve bu durumun bir akademik çalışma alanı yaratması oldukça ilginç bir durum ve bunu konuşmamızı ben oldukça önemsiyorum. Akla gelen ilk soru tabii neden? Neden iktisat edebiyatla bir araya geliyor? Bunun kime faydası var? Edebiyatçılara mı faydası var? İktisatçılara mı yoksa herkese mi? Bu konuya girmeden önce şunu söyleyeyim ki zaten iktisat ve edebiyatın bir araya gelmesinden oluşan bir akademik alan zaten varmış. Bunu ben Ratliç kitabı önerisini hazırlarken editörümüzün bizden piyasa araştırması yapmamızı istemesi üzerine bu literatürü oluşturdum. Bunu şurada biraz ortaya koymuş oldum. Bazı kitapların varlığından haberim vardı ama bu literatürü oluştururken de birçok kitabı keşfetmiş oldum. Böylece aslında edebiyat ve iktisatın buluşmasını neden önemsediğimi ortaya koymak istiyorum bugün. Bir de kendi çalışmamdan bahsedeceğim örnek olarak. Ünlü filozof, bilim felsefecisi ve iktisatçı John Stuart Mill, iktisatın yeni bir disiplin olmaya başladı, bağımsızlığını ilan etmeye başladı 19. yüzyılın ikinci yarısında. İktisatın tanımını, metodunu ve teorik yapısını anlattı kitaplarında. Ortaya koyduğu argümanlardan bir tanesi bana hep çok önemli geldi ve iktisatın ikili doğasını en iyi anlatan argüman olarak bende yankılandı bu ortaya koyduğu fikir. Mill'e göre iktisadi bilgi hem fizik bilimlerinin hem de sosyal bilimlerin özelliklerini taşıyor. Yani üretimin yasaları fizik bilimlerinin yasalarına benziyor. Çünkü üretim fiziksel şartlara bağlı. Ne kadar girdi varsa o kadar çıktı elde edilebiliyor. Doğanın şartları ve insanın biriktirdiği zenginliğin sınırı üretim sürecinde hiçbir şekilde aşılamıyor. Fakat diğer taraftan elde edilen fazlanın dağıtımı. Doğal şartlarıyla tabii ki sınırlı olsa da zenginliğin dağıtım sürecinde kuralları koyanlar insanlar. Zenginliğin dağıtımı karar mercilerinin elinde ve onların oluşturduğu kurumsal yapıların katılığı, gevşekliği veya gevşekliğine bağlı, tabii ki ideolojisine de bağlı. Kar düzeyi, vergi düzeyi, ücretler düzeyi, yani elde edilen gelirin dağıtımı aslında sosyal bir olay. İnsanın, iktidarın, patronun, vergi sistemini yapanların, politika yapıcılarının elinde. Dolayısıyla iktisat hem bir fizik bilimi hem de bir sosyal bilim. İşte iktisatçının insanın sosyal, psikolojik ve ideolojik varoluşunu, insanı sosyal, psikolojik ve ideolojik varoluşu içinde algılaması ve anlaması da bu yüzden önemli. İnsanı anlayan iktisatçı olmak, benim en çok üzerinde durduğum konu bu. Herkesin ezberlediği, öğrencilerimize de ilk senelerinde verdiğimiz bir iktisat tanımı var. Bugün de söz edildi. Lionel Robbins'in 1932'de yazdığı bir eserinde geçiyor. İktisatın kıt kaynakların en verimli dağıtımı ve kullanımını konu aldığı. Burada nedense hep tanım biraz eksik yansıtılıyor. İktisat direkt çevirdiğimde şöyle bir tanım çıkıyor. İktisat insan davranışını alternatif kurumları olan kıt kaynaklar ile amaçlar arasındaki ilişki olarak inceleyen bilimdir. Yani insan davranışlarını bu şekilde inceleyen bir bilimdir. Nedense burada odak hep kıt kaynaklar üzerinde kalıyor. Ama burada asıl odağı insan davranışlarına almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü asıl olay insanların bu kaynakları nasıl kullandığı ve bu kaynakları kullanırken neler yaptığı. Burada tek açılım aslında ana akımın kabul ettiği bir durum. O da şu, insanların kaynakları en iyi şekilde kullanmakla yükümlü olduğu ve kullandığı. Hiç de mükemmel bir varlık olmayan insanın bunu yapması mümkün mü? Ben bu soruyu soruyorum.
Bugün dünya ekonomik sisteminin çok yüksek seviyede borç ile döndüğü, kurumların, bireylerin, hükümetlerin hepsinin bir borç batağında yüzdüğünü düşünürsek, burada gerçekten kaynakların iyi kullanılmasından ve en kaynakların yeterliliğinden bahsedebilir miyiz? Elbette varsayım, soyutlama, indirgeme bilimsel metodun olmazsa olmazları. Fakat bu kadar yanlış ve güçlü bir varsayımı görmezden gelmek bence körlük. İnsanın iktisadi davranışının gerçekte nasıl olduğunu incelemek ve bilmek bence iktisatçının en önemli işi. Bugün deneyler, tasarımlar buna yaklaşılabilmek için yapılıyor. Bu bence çok umut verici. Fakat çoğunluk hala insanların kaynakları en iyi şekilde kullandığına inanıyor. Yani mükemmel rasyonellik varsayımının teorinin temeli olarak kabul ediyor. Sanki başka hiçbir davranış biçimi yokmuş gibi. Neoklasik iktisat, hakim ekol, iktisadi bireylerin stratejik karar verme, seçim yapma, fayda fonksiyon ve ihtimallerini hesaplama durumlarında tamamen rasyonel olduğunu varsayıyor. Yani tam, kesin, anlık, maliyetsiz bilgiye sahip, bilişsel kapasitelerinin ise kendi çıkarlarını en çoklaştırmayı sağlayabilecek kadar gelişkin olduğu, kendilerine her zaman en fazla kar veya fayda sağlayan seçeneklere yöneldikleri, işte tüm alternatif kümeleri bildikleri, kişilerin bunları eline boyuna değerlendirebildikleri, değerlendirme sonucunda her zaman faydalarını en çoklaştırdıkları. Oysa iktisatta rasyonelite tek bir anlamı olan evrensel bir kavram değil. Mükemmel rasyonellik ana akım iktisatın rasyonelite varsayımı. Başka iktisatçılar, iktisat ekolleri tarih boyunca başka rasyonellik tanımları geliştirdi. Bu alanda benim çok sevdiğim iki çalışma var. Burada Duncan Fulley'nin makalesi ve Michel Zubulekis'in kitabına hemen çok kısa değinmek istiyorum. Daha doğrusu sadece Duncan Fulley'in Fulley 7 tane rasyonellik tanımlıyor. Zubulekis 10 tane. Zubulekis'in vakit yetmeyecek. Sadece Fulley'in 7 rasyonelliğine çok kısa değinip geçeceğim. Mesela Smith, Ricardo, Malthus, Mill ve Marx'ın tanımladığı bireyin rasyonelliği neydi diye soracak olursak, bireyin sosyal sınıflardan birine mensup olduğunu varsayıyorlar. Bunlar toprak sahipleri, kapitalistler ve işçi sınıfı. Ve bireyin rasyonel davranmasını sosyal sınıfının çıkarına göre davranmak olarak tanımlıyorlar. İkinci, daha sonra 1870'ten itibaren gündeme gelen mükemmel rasyonellik tanımı. Bunu tanımladım biraz önce. Tüm bilgiye vakıf olma, süper güçleri olan homo economicus. Hem emeğini arz eden işçi, aynı zamanda bazı hisse senedi ve kağıtları olan kapitalist ve toprak sahibi olan birey. Hepsi bir bireyde birleşiyor. En büyük özelliği ise sosyal sınıfının çıkarlarına göre falan davranmak değil, kendi zevkine göre seçim yapmak. Üçüncü kavram, bu kavramlara getirilen eleştirilerle oluşturulmuş. İşte adalet davranışını, cezalandırma güdüsüne değiniyor evrimsel sosyobiyoloji. Daha sonra sosyologlar birey kendi sosyal konteksti içinde algılanmalı, sosyalliği içinde ele alınmalı diyor. Termodinamikin çocuğu olan Ercan hocamın da üzerine çalıştığı sistem teorisi şöyle bir soru soruyor. Bir birimin davranışı tüm sistemi yansıtabilir mi? Holistik yaklaşım, Danort causality vesaire. Onlar çeşitli eleştiriler getiriyorlar. Derken Keynes ortaya çıkıyor ve iki tip rasyonelite tanımlıyor. Bir tarafta tam istihdamı sağlayacak yatırımlar sayesinde refah devletini kurma amacı güden akıllı bir devlet memuru. Diğer tarafta da animal spirit ile hareket eden, huzursuz, sürekli genel kanının ne olacağını tahmin etmeye çalışan spekülatör. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bugün de çok konuşuldu, üzerinde duruldu. Von Neumann ve Wiener'in tasarladığı strateji savaşlarını yöneten insanın rasyonelitesi, hareket halindeki bir hedefi vurmaya çalışan bir pilota benzetiyor bunu Duncan Fulley. Amacına ulaşmak için değişen durumları tahmin etmeye çalışan iktisadi aktörler. Derken Nash onları devam ettiriyor. Karşısındakinin kendisinin ne yapacağına dair ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışarak ne yapacağına karar veren birey. Herbert Simon tabii ki sınırlı rasyonellik kavramıyla literatüre katkısını yapıyor. O da tüm seçenekleri bilmenin mümkün olmadığını, en iyi seçim yapmakla değil birkaç kriteri sağlayan seçim yapan ekonomik aktörü tanımlıyor.
Zublakis'in listesindeki rasyonelitelerle örtüşüyor. Birkaç tanesi örtüşüyor bunun. Ama ben hemen bu bahsi kapatıp edebi metinlere ve kendi yaptığım çalışmalara değinip fazla uzatmadan sözlerimi bitirmek istiyorum. Edebi metinlerde, özellikle romanlarda iktisadi aktörlerin hayatlarına, ekonomik seçimlerini nasıl yaptıklarına tanık oluyoruz. Romanları inceleyerek çeşitli rasyonellik tanımlarını deşifre etmek mümkün. Edebiyat, ekonomik aktörlerin davranışlarını gözlemlememiz için çok zengin bir kaynak. Bugün de zaten ne kadar zengin olduğunu bu konuşmalardan anladık. Romanlar insanın hangi tarihsel ya da sosyal koşullarda nasıl davrandığını ortaya koyuyorlar. Kusurlu, beceriksiz, kafası karışık, zayıf ve kendisi için çoğu zaman doğru seçimi yapamayan gerçek insanı ben romanlarda buldum açıkçası. Ana akım iktisatın varsayımsal dünyasında bulamadım. O yüzden de bir dönem ana akım iktisatı anlam vermekte bazı çalışmaları zorlandım. Hatta iktisattan soğuduğum dönem de oldu. Madem buna değiniyoruz, iktisatçı olmaktan mutlu muyuz, değil miyiz? Roman bir tür olarak, 18. yüzyılda popüler olmaya başladığında ve 19. ve 20. yüzyıllardaki başarısına ulaştığında ekonomik olaylar, seçimler ve çelişkilerle örülü bir dünya sundu insana. Para, ticaret, değişim, tüketim, lüks tüketimi, ağır iş, rant, yatırım, spekülasyon, fakirlik, zenginlik ve bu tür konuları işledi. Roman karakterleri hava kirliliği olan endüstriyel şehirlerde yaşıyorlar, fabrikalarda çalışıyorlar, karanlık finansal işlemlerle uğraşıyorlar, kim zaman iflaslar yaşıyorlar, borç batağına saplanıyorlar, zenginleşiyorlar, statü sahibi oluyorlar, hayatlarını kurmak için paranın gerekliliğiyle yüzleşiyorlar, yatırım yapıyorlar, tatmin edemedikleri tüketim arzularından dolayı acı çekiyorlar, patronları tarafından sömürülüyorlar, kovuluyorlar, içlerinde yaşadıkları toplumlardaki sosyal değişime tabi oluyorlar, servet sahibi oluyorlar. Çok uluslu şirketler kuruyorlar, oralarda çalışıyorlar, finansal krizler, depresyonlar, çöküşler, kısacası hayat içinde bir hayat mücadelesi veriyorlar. Buna kurgusal dünya diyebiliriz, hayal ürün diyebiliriz ama bence çoğu zaman ana akım iktisatçıların varsayımsal körlüğünden çok daha gerçek ve insanın gerçek varoluşuna dair bilgi verici bir dünya. Çağının tanığı yazarların gözlemlerine dayalı oluşan bir dünya. Edebiyat ve iktisatı buluşturan makalelerimde ben daha çok bunu göstermeye çalışıyorum. İktisat, yani edebiyat sadece iktisatçıların değil, adli tıpçıların bile başvurduğu bir belge olduğunu geçenlerde Profesör Sevil Atasoy'un bir kitabını okurken keşfettim. Bunu da biraz espri mahiyetinde de söylemek istedim bugün. Bir romanın gerçekleşmiş bir cinayetin tüm ayrıntılarını verdiği ortaya çıkmış. 2000 yılında Polonyalı bir iş adamının cesedine Almanya sınırındaki bir nehirde rastlanıyor. Cesette işkence izleri var. Christian Bale'ın 2003'te yayınlanan Amok adlı romanı bu cinayeti tüm ayrıntısıyla anlatmış. Bir süre sonra roman yazarı katil zanlısı olarak yargılanıyor. Sonuçta aklanıyor, evet. Ama yalan makinesine girmiş. Dalgıç olduğu için, nefesini falan çok iyi tuttuğu için yalan makinesinden iyi çıktığı söyleniyor. Dolayısıyla bu şekilde romanların iyi kaynak, yani bir kaynak niteliğini vurgulamış olmak istedim. Ortaokulda bir roman okumuştum. İlk kez 1991 yılında Needful Things adında yayınlanmış ve Türkçe'ye Ruhlar Dükkanı olarak çevrilmiş bir Stephen King romanıydı bu. Yıllar sonra aklıma düştü. İncelemek istedim. Neden olduğunu da çok da bilmiyordum aslında. Romanda Amerika'da Castle Rock adlı küçük bir kasabada bir dükkan açılır. Dükkan sahibi garip görünüşlü Leland Gant adında bir adamdır. Dükkan romanla aynı adı taşır, Needful Things. Dükkanda her kasaba sakininin hep sahip olmayı istediği bir eşya bulunur. Eşyaların fiyatı makuldür, alınabilir seviyededir. Fakat Lollingham sadece parayla satın almanın yetmediğini, istediği eşyaya sahip olmak isteyen herkesin bir kasaba sakinine şaka yapması gerektiğini söyler. Sırf o hep sahip olmayı istedikleri eşyayı satın alabilmek için şaka yapmayı kabul eder müşteriler ve kasabada tuhaf cinayetler başlar. Yok oluşa giden bir süreçtir bu. Daha fazla ayrıntı vermeyeyim okumak isterseniz diye. Bu durum bana davranışsal iktisatçıların yaptıkları deneyler sonucu tanımlanan bir tüketici davranışını hatırlattı. Sahip olma dürtüsü, endowment effect şeklinde geçiyor.
Bildiğiniz gibi davranışsal iktisatçılar, bugün çok konuşuldu, çok hoş bilgiler verildi. Ana akım iktisat teorinin ortaya attığı sınanmamış güçlü varsayımları deneyler yoluyla gözden geçiriyor, revize ediyor ve belki de kimi zaman reddediyor. Bunu aslında bir davranışsal iktisatçıya sormak isterdim. Alışveriş sırasında sahip olunan nesneye daha fazla değer atfetme şeklinde gözlemlenen bu etki psikoloji ve davranışsal iktisat tarafından elde bulundurma etkisi olarak geçiyor. Sosyal psikoloji de incelemiş bu etkiyi. Elden çıkarmaktan kaçınma, divestiture aversion ya da yalnızca sahiplenme etkisi, the mere ownership effect olarak geçiyor. Çok meşhur bir örnek var. Kahneman, Knetch ve Taylor'ın 1990'da yaptığı bir araştırmada geçiyor. Katılımcılara bir kahve kupası veriliyor ve aynı değere sahip kalemlerle değiştirmeleri isteniyor. Kupanın sahibi oldukları takdirde kupa iki katı fiyat biçiyorlar ve kalemler karşılığında verilecek kupa için iki katı fiyat istiyorlar. Aynı katılımcılara İsviçre çikolatası veriliyor ve bir kahve kupasıyla değiştirmeleri isteniyor. İsviçre çikolatasına sahip oldukları anda onu bir kahve kupasıyla değiştirmeye gönülsüz oluyorlar. Burada tüketicilerin ya da insanların bir şeyler kazanmak için ne kadar acıya dayanmaya, neleri kaybetmeye tahammül edebildiklerini araştırmış olunuyor. Kabul etmeye ya da ödemeye razı olma adlı davranışsal model oluşturuluyor. Stephen King'in romanında aslında 80'li yıllara dair Reaganomik bir eleştiri olduğunu kendi ağzıyla söylüyor. Paris Review'a 2006'da verdiği bir demeçte. Reaganomics, Reagan ve Economics kelimelerinin birleşiminden oluşan Reagan'ın iktisadı, Reagan'ın iktisat düzeni ya da Reagan kapitalizmi olarak tercüme edebiliriz. Buradan kendisi Reagan'ın iktisadi politikalarını eleştirmek için bu romanı yazdığını söylüyor gerçekten de. Nasıl bir eleştiri getiriyor? Onu da şu şekilde King'den aktarmak istiyorum. O yıllarda insanlar her şeyi satışa çıkarır ve satın alırlardı. Ruhlarını bile. Leland Gant'ı, yani ruhları satan dükkanın sahibini hep Ronald Reagan'ın bir arketipi olarak gördüm. Karizmatik, biraz yaşlıca, sattıkları ne kadar saçma sapan olsa da pırıl pırıl görünen biri. Burada biraz Goethe ile ilgili tartışmaya da yakın durdu buradaki roman aslında. Leland Gant özellikle. Çünkü şeytani bir karakter. Gözlerinin rengi sürekli değişiyor. Bir türlü gözlerinin ne renk olduğunu anlayamıyoruz vesaire. Burada bahsedilen dönem neoliberal politikalar sayesinde arzın iyice arttığı şaşırtıcı bir dönem. Ve tüketim toplumunun Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmaya başladığı dönem. Yazar 2009'da başka bir röportajında bu dönemin en büyük özelliğinin istenen her şeye sahip olmak dürtüsünün teşvik edilmesi olduğunu söylüyor. Yani Ronald Reagan'ın açgözlülük tüketim iyidir mottosu. Castle Rock aslında 80'li yıllardaki Amerika'nın bir minyatürü. Sahip olma arzusunun ivmelendirmesiyle sonuçlarını kestiremedikleri şeyleri yapmaktan kaçınmamak gibi bir rasyonalite tanımlanabiliyor bu romanı okumak suretiyle. Bu bana oldukça gerçekçi geldi. Ayrıntıları makalemde bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Okumadım ama çok ilginçmiş. Soru cevap için vaktimiz var mı? 5 dakikamız var mı? Bilmiyorum. Belki bir 5 dakika sorularınız varsa. Buyurun efendim. Ben Metin Hocamızla sormak istiyorum. Sonunda kitabımızdan sonra irtibat diyor Natalie'ye. Ama niye kitabını okumadan irtibat demiyor? Oradaki kişi acaba o kişi mi oluyor yoksa o kitabı yazan aslında o kişinin içine mi girmiş oluyor? Peki. Bir yanına cevap vereyim. Biraz evvelki cümlesiyle bütünleştirirsek beğenin senin bakışında olsun. Baktığın şeyde değil. Bu tabi Condillac'a, Varras'a ve bütün bir sübjektif teorinin bir cümledeki özeti. Mükemmel bir şekilde. Onunla birleştirdiğimizde kitabımı yırt at demek
her şey sadece senin bakışında olsun, benim kitabımda değil. Yani kendi kitabını bile feda edebiliyor. Artık tek bir realite vardır, ben. Onu Camus de daha sonra söyleyecek. O da Düşüş romanında şey diyecek, birisi ona diyor ki bu nasıl bir şey diyor. Camus cevap veriyor, ne istiyorsunuz ki beyim diyor, artık bir tek şey var, ben. Sonra bir şey daha var, ben. Bir şey daha var diyor, o da ben. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz Jel'in bir de Kalpazanları var. Orada da ilginç bir yaklaşımı var. Modern çağın, Kalpazan dediğimiz zaman hemen aklımıza Saate Para Basan geliyor. 400 sayfalık romanda sadece en ortada 20 sayfada kalpazanlık geçiyor. O da madeni bir para, bir çocuk oyunu gibi. Yani demek ki para kalpazanlığı üzerinde durmuyor. Bir kere romanın içinde Kalpazanlar romanını yazan bir yazar var. Yani buradan anlıyoruz ki Jil'in kendisi de kalpazan. İçeride yazılmakta olan bir romanın sahtesini yazıyor, kalbini yazıyor. İkincisi kelime kalpazanları var. Mesela sonuna doğru şeytan kelimeleri o kadar, yine şeytana dönüyoruz tabii, şeytan kelimeleri o kadar çoğalttı ve köpürttü ki Tanrı'nın kelimelerini işlemiyoruz artık. Yani bütün bunların o kitabı yırt atla bir alakası ne olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kalpazanlarla beraber okunursa hocamın sunumu doğrudur. Çok daha tam yerini bulacaktır. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Çıkrıklar durunca dedi ki, ben yanlış hatırlamıyorsam bağışlayın, orada sanırım 1838 ticaret anlaşması, yani her ikiniz de cevap verebilirsiniz. Bu İngiltere'ye tanınan ayrıcalıklar nedeniyle yerli, Anadolu yerlilerin, işte yaşayanların dokuma işinden mahrum kalması, bir gelir kaybı açıkçası. Fakat yanlış hatırlamıyorsam romanın sonunda bu ekonomik kaygılar kültürel bir çatışmaya dönüşüyor. Yani sorun ekmeğini kaybeden kişiler değil de Alevi-Sünni çatışmasına, Kastamonu'nun bir köyünde geçiyor. Yanlış mı hatırlamıyorum. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Yazar onu tam nasıl anlatabilmiş? Aslında asıl sorun o iken onun başka bir şeye dönüşmesini, daha kültürel bir şeye dönüşmesini, ekonomik kaygıdan kültürel ayrımcılığa gitmesini, onu merak ettim. Romanı çok eskiden okumuşum, şimdi hatırlamıyorum. Yani o kadar çok roman okuyorum ki artık yaşta ilerledikçe ilk okuduklarımın ayrıntılarını hatırlamıyorum. Hatta roman kahramanları karışmaya başlıyor artık. Ben sadece konusuyla irtibatlı bir şey söyleyeyim. Büyük bir iktisat tarihçisi vardı biliyorsunuz, Donald Quatert diye. Osmanlı sanayi tarihini yazan adam. Onun tezi şudur: Osmanlı sanayi kalitesinin kurbanı olmuştur. Yani şu ya da bu politikasından ziyade, devlet politikasından ziyade, onların mutlaka etkisi vardır. İşte merkantilist olamadılar vesaire, tamam. Ama esas itibariyle Osmanlı esnafı kalitesiz mal yapmaya yanaşamadı. Bunu en iyi Mahmut Şevket Esandal'ın İhtiyar Çilingir miydi? O hikayesinden hatırlıyorum. Mesela değnek yaptırmak istiyor. Davar sürecek çoban kılıklı birisi. Değneğe bir takım halkalar taktırmak istiyor. Veriyor demirciye. Demirci 3 tane halka takıyor. Diyor ki bir de şuraya tak. Olmaz diyor. Niye? Bu böyledir. Bunun usulü böyledir diyor. Ya usulü boş ver diyor. Sen benim dediğim olmaz diyor. Ya parasıyla değil mi diyor. Parasıyla öyle mi diyor. Halkaları söküyor. Götür paranı da işte nereye yaptırırsan ver diyor. Bu bir duruş, bir kalite anlayışı. Esas Osmanlı'nın geri kalması, ne diyeceksek onun adına, bir sebep aranacaksa kalitesinde aranmalı. Ben o romandan böyle bir şey seziyorum ama yani okuyalı belki 10 sene oldu. Şimdi yeni bir okuma zamanı geldi, yani onu söz veriyorum, okuyacağım. Belki bir soru daha, evet buyurun. Göteden hareketle
süreci şeytana bağladık ya, yani modern birey bunu şeyde anlatır, Orhan Pamuk Cevdet Bey ve oğullarında, orada her Rudolf üzerinden, yani modernlik içine şeytan girmiş olmak demektir. Aslında bu Goethe'nin, işte Faust'un birinci cildinin bir nevi tekrarıdır. Birey olabilmek için şeytanla bir akit yapmış olmanız lazım. Goethe bir adım ileriye gidiyor ikinci ciltte. Diyor ki modern devlet olabilmek için de şeytanla akit imzalaman lazım. Bu imzalanan akit kağıt paradır. Kağıt parada vakit olmadı. Son iktisat tarihi okumalarım bana kağıt paranın inanılmaz derecede etkili bir enstrüman olduğunu, sanayileşmede, kağıt para olmasaydı o büyük ölçekli kredi sistemi olmayacaktı. Faizli vesaire şeyler, küçük alışverişler tarzında, küçük tefeci ilişkileri tarzında olan şeylerde, ilk defa Bank of England'ın kurulmasıyla büyük ölçekli borçlanmalar oldu ve çok önemli bir enstrüman, burada devlet çok önemli bir noktada duruyor. Kağıt para sayesinde devletin borcu, halkın borcu, daha doğrusu hükümdarın borcu, halkın borcu haline getirildi. Daha önce hükümdarın borcu, hükümdarın borcuydu. Hükümdar borçlanırdı, savaşta kaybederdi, ödemezdi. Ya da çok güçlenirdi, ödemem derdi, ödemezdi. Bank of England, İngiltere Merkez Bankası değil, 1946'da devletin bankası olmuş. 1946'ya kadar özel kişilerin bankasıdır. Hükümdara borç veren, fakat borcu ileride halktan toplanacak vergilerle irtibatlandıran bir mekanizmadır. Bunu şeytani bir olay olarak algılıyor Goethe ve diyor ki kağıt para, yani şeytanla devletin bu antlaşması olmasaydı kapitalizm olmazdı. Daha sonraki o şeyleri, sanayi diyelim girişimlerini vesaire de hep bu şekilde kağıt parayla finanse ettiriyor. Bu işin içerisinde bir şeytanilik var. Diğer şeylere girmedim. Ulusluk meselesine fazla giremedim. Orada da ben yazılarımı okumursanız kanaatim şudur. Ulus çok yeni bir topluluktur. Ve unutmaya dayanır. Bir topluluk unutabildiği ölçüde ulus olabilir. Ulus iyidir, kötüdür. Ona karışmıyorum. Yani sana göre iyidir, başkasına göre kötüdür. Objektif olarak bakarsak ulusluk Avrupa tarihinin çok büyük bir başarısıdır. Çünkü çok sayıda dağınık feodal yapıyı bütünleştirerek güçlü ulus devletler ortaya çıkarmıştır. Bunun için de unutabilmeleri gerekiyordu. Unutmak kolay bir şey değil. 240 tane Alman prensliği birleştirilerek modern Almanya kuruldu. Bunun için eskileri unutmanız lazım. Yeni mitler, yeni mitolojiler, yeni tanrılar geliştirmeniz lazım. Millet olmak ise hatırlamaya dayanır. Hatırladığınız ölçüde millet olabilirsiniz. Hangisi bilmem. Problemimiz şurada. Avrupa'da 1500 feodal yapıdan bir büyük ve 30 ulus devlet, oradan da bir büyük Avrupa Birleşik Devleti kurulabilirse, buraya doğru gidişte esas itibariyle unutma ve uluslaşma stratejisi benimsendi. Aynı dönemde bizim büyük bir devletimiz vardı. İyiydi, kötüydü. 30 parçaya bölündü. Ömrünü tamamladı. Bir sürü şeyler anlatabiliriz. Ama neticede 30 parçaya ayrıldı. Her birinden bir ulus çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi bir büyük yapıdan kopup küçük yapıya geldiğiniz zaman unutmanız zor oluyor. Yani Hazreti Ali'yi unutup Gılgamış'a geçemiyorsunuz. Etilere, Sümerlere atlayamıyorsunuz. O uygarlıklar kötü şeyler miydi? Ben şimdi okuyorum, birçok bakımdan hayran kalıyorum. Ama ne Etibank tuttu, ne Sümerbank tuttu, ne Etimeskut tuttu, ne Akatlar tuttu, ne Ulus tuttu. Değil mi? Mesela şeyi hatırlayın. Çok uzatıyorum, sordun ama ne yapayım, dinleyeceksin. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. Bu en son devlet başkanı değil, bir öncekini. Seçime bir 3 tane ulusçu parti girdi. Bir Kürt ulusçu parti, 2 tane Türk ulusçu parti, MHP ve CHP. Bir de ne diyelim ona, uygarlıkçı parti ya da dinci parti, AK Parti girdi. Ulusçu partiler dediler ki,
bunlar güçlü. İşbirliği yapmazsak kazanamayız. Gayet rasyonel bir düşünce. İki ulusçu parti bir araya geldi ama ulusçu bir aday gösteremediler. Yani adaylarının adını telaffuz edemiyorlardı, hatırlayın. Ekmelettin İhsanoğlu diyemiyorlardı. Bir Amerikan heyeti gelmişti o zaman şehir üniversitesine. Birisi dedi ki, what is Ekmelettin? The perfection of religion dedim. Oh my God dedi. Yani Türkiye bu noktaya mı geldi? Yani niye ulusçu bir aday gösteremiyorsunuz? Çünkü bu halk ulusçu, ulus kokan birine yeterli oyu vermez diyorsunuz. Tekrar ediyorum, bunun iyiliğini kötülüğünü konuşmuyorum. 80 yıllık, 90 yıllık bir çabaya rağmen bu halk bir şeyleri unutmuyor. Demek ki ulus olmaya elverişli değil. Milletlik üzerinde durmanız lazım. Doğru durmazsanız bu sefer yanlış tarzlar. Otururuz, bir sürü böyle tarihi güzellemeler yaparız filan. Halbuki bunun üzerine Kemal Tahir'in deyişiyle bilimsel olarak işlemek lazım. Bunun üzerine çalışmak lazım. Bence Türk solunun en büyük problemi Kemal Tahir gibi insanları unutmuş olmasıdır. Onları yeniden ihya etmenin zamanı gelmiştir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Bütün konuşmacılara.